başlayın kahvaltıya. Çocuklar, çaylar geliyor. Tamam. Ya Şevkat, ben bu evlilikten hiçbir şey anlamadım. Bir baş başa kalamadık ya. Tamam canım, ya yakında Sabile Ana köyüne döner işte, ne yapalım. Ya en azından benim eve gidelim, orada kalalım, daha rahat olur. Yok canım, sen de o ne öyle, iç güveysi gibi. Takılıyorsun kız, olur mu öyle şey? Senin evin benim evim ya, aramızda bir merdivenin lafı mı olur? Ya sevgilim, balayına gidelim, bari orada baş başa kalalım. Olur, gidelim. Gerçekten mi? Nereye gitsek acaba? Hemen bakalım o zaman. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Balayına. Aa, aa, hiç olur mu çocuklar? Masraf yapmaya değer mi? Bakın mis gibi bahçeniz var. Hazır bahar da geldi. Ben size 5 yıldızlı balayı yaşatacağım. Gelinimin elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım. Canınız ne isterse onu pişireceğim. Evliliğinizin tadını çıkarın siz. Ama öyle olmaz ki Sabile teyze. Yani bir hava değişikliğine falan ihtiyacımız var bizim. Tabii tabii. Hem adettendir biliyorsun. Yani önce düğün, sonra balayı. Tabii tabii, muhakkak. Yani balayı olmadan olmaz. Nereye gitsek acaba? Ah, istiyorsanız köye gidin. Vallahi orada sizi el üstünde tutarlar. 1 dakika yalnız bırakmazlar. Canınız hiç sıkılmaz. Yok ya, köye hep gidilir. Değil mi? Yani köy kaçmıyor ki. Değil mi? Gidelim. Ben açarım, otur. Hoş geldiniz Zeyir. Hoş bulduk. Selamlar. Siparişleri getirdim abla. Ah, çok zahmet etmişsin. Nasıl güzel olmuş bunlar. Alayım. Biraz ağır. Ben bırakırım istersen. Tamam, söyle, koyuver. Koyuver, tamam. Geç hocam. Koyayım. Çıkartamadım. Batu. Olsun olsun, git sen. Nereye bırakayım? Şöyle mi bırakayım? Ha, şöyle bırak, bırak, bırak çocuğum. Tamam. Biz de kahve yapmışydık. Sen de bizimle birlikte kahve içersin. Evet. Bir de biraz soluklanırsın. Tabii. Git yavrum. Evet. Git. Geç çocuğum, geç. Sen de azıcık otur, soluklan. Efendim, hoş geldin. Hoş geldin Hüseyin. Sağ olun, hoş geldim. Hoş geldim. Evet. Bahar. Efendim anne. Sen bize yere kahve hazırla. Üzeri nasıl alırsın kahveni? Senin gibi. Nasıl? Şekerli. Ne? Şekerli kahve getireyim ben sana. Üzeri, ister güzler nasıl çocuğun? Gönlüm gibi abla. Nasıl? Gitgelli, çalkantılı, girdaplı. Selo'dan haber var mı Üzeri? Hangi Selo? Ne demek hangi Selo? Üzeyir, mahallemizde kaç tane Selo var ya? Üzeyir, aşık mısın sen? Evet. Öyle mi? Kim bu şanslı hanımefendi? Kahve Üzeyir. Afiyet olsun. Hanımefendi. Tanıyor muyuz Üzeyir? Tanıyorsunuz, tanıyorsunuz efendim. Çok yakinen tanıyorsunuz yani. Kim? Aa, bize ne canım, kimse kim? Değil mi anne? Üzeyir, sen içsene bir an önce kahveni. Sonra da gitmen gerekiyor ya. İş beklemesin seni. Sen kahveni iç, bir an önce git. Hadi. Bahar, ah, ne kadar ayıp. Çocuk şurada oturuyor. Hiç misafir evden kovulur. Kovulur, kovulur efendim. Neden kovulmasın? Yeter ki gönülden kovulmasın, değil mi ama? Sana kahve yetti. Daha fazla içme istersen, değil mi? İş bekler Üzeyir. Söyle bari. İçersin sonra. Soğuk su falan da içersin. İş bekliyor seni, iş bekliyor seni. Değil mi? İş bekliyor seni. Aba, ne kadar ayıp. Kovdu resmen. Sevgilim, yurt dışına mı gitsek? Harika fikir. Hatta Kuzey Kutbu'na gidek. Benim orada bir eski mu arkadaş var. Onun iploları var, onlar da kalırız. Tahsis eder bize. Ya neden dalga geçiyorsun? Ben gayet ciddiyim. Hem yurt dışı seyahati çok romantik olur. Yavrum güzel diyorsun da ya, hem acele edek diyorsun, hem yurt dışı diyorsun. Yani şimdi yurt dışı için bunun pasaportu var, vizesi var, bir sürü şey. Ben memleketin suyu mu çıktı ayrıca? Gideriz bir kıyıya, köşeye bir yere, olur biter yani. Haklısın, tamam. O zaman Kaş'a gidelim mi? Yavrum, Kaş'a gideceğimize Beşiktaş'a gidek. Ya
Ben seni deplasmana götüreyim. Vallahi uzaya gitmiş gibi olursun. Şevkat, ne diyorsun ya? Ben balayı diyorum, sen deplasman diyorsun. Tamam yavrum, sen beni tanımıyor musun ya? Ben buyum. Beşiktaş deyince akan sular duruyor işte. Deplasmana falan gitmeyeceğiz. Balayına gideceğiz. Kaşa gideceğiz. Çayın altının suyu bitmiş de onu bekledim. Alın için sıcak sıcak. Bu senin. Bu senin. O kızım. Anam. Ne oldu size? Neyiniz var? Yok bir şey. Var bir şey gibi görünüyor. Yok diyorsanız yoktur. Yani evlilik öyle sadece atılan iki imza değildir. Evlilik iki farklı gönlün birbirine mühürlenmesidir. Sen de ben makamından biz makamına geçebilmek. Kendinden vazgeçebilmektir. Hayata dair aşkın bir hamledir evlilik. Evlilik öyle rastgele olabilecek bir şey değildir. İşte ben Niko Kalamaroğlu bunca yıl bu yüzden evlenmedim. Kimseyi bulamadım, kimse benimle evlenmiyor demiyorsun da sallıyorsun işte. Nizey, ben burada sabahtan beri ne anlatıyorum? Vallahi Nikocuğum ne anlatıyorsun bilmiyorum ama içim geçmiş söylediklerini dinlerken. Sen böyle kımıl kımıl yumuşak yumuşak anlatmaya devam etsene birader ya. Yazım diyorum ki, evlilik rastgele olabilecek bir şey değildir diyorum. Senden önce kalbin seçer diyorum. İşte ben bu yüzden henüz evlenemedim diyorum. Yani abisinin kafam dolu, kalbim boş diyorsun yani. Yani... Herkese karşı mı boş? Merhaba. İyice. Çok özledim. Yani Merdan özledi Kazım değil mi? Yani hepimiz özledik. Mahalleye özledin kendini. Ben de çok özledim sizi de. Şurada küçük bir işim var. Onu halledeyim sonra konuşuruz. Görüşürüz. İyi günler. Anlasana Niko. Muhtar Efendi, ne oldu burada sallıyordun? Ha? Yok evlilik gelir seni bulur. Yok şöyle evlenirsin böyle evlenirsin diye atıp sallıyordun. Ne oldu, kızı gördün yamuldun la burada. Size bakın. Kime laf anlatıyorum burada? O sakalla kim öpsün lan seni? Batar batar o sakal. Değil mi lan? Ha şöyle yaylan bakalım sağdan sağdan. Ah güle güle kullan dükkanı. Başında paralansın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tam zamanında anahtar devir teslimi yapıyoruz. Vallahi acayip ofise ihtiyacım vardı. Bravo yani. Teşekkürler. Aman Bahar, ne yapıyorsun sen? Kurban oldum ya. Bu mahallenin senin gibi bir adacıya aşırı ihtiyacı var. Bak lütfen dükkanını şu ahbabaya verme. Bahar'cığım, asıl sen böyle vır zır konuşan insanlara kulak verme. Bu mahallede adacıya ihtiyacı olan tek kişi var. O da İsmail. Kıl İsmail. Siz yiyin birbirinizi. Ben gidiyorum. Uğraşamayacağım. Bahar, bir daha düşünsün. Hem sen hiç heveslenme cuma, itibarın mitibarın kalmadı senin. Artık bu alemde bir Allah'ın kulu iş vermez ki sana. Sen bittin, kabul et bunu. Bitiksin sen. Ay İsmail, bu real denen alemi tamamen senin gibi dar kafalı çıraklara bırakıyorum. Bundan sonra ben sanal alemdeyim. Hayırdır cuma? İnternette kız profili açtın da azgın tekelerden para mı tırtıklıyorsun? Bak eğer öyle yapıyorsan çok yakışır sana, devam et. Ay hiç kusura bakma. Bu 7. sınıf dümenleri senin gibi maymunlara bırakıyorum. Cüce maymunlara. Senin bıngıldağın ermez bu işlere, tamam mı? Ben bundan sonra ultrasonik işler peşinde koşuyorum. Hadi bakalım dükkanımın önünde durma. Hadi bedava Wi-Fi'mi kesiyorsun. Uza bakalım. Var uza. Sen burada yokken ben yaptığım işlerle zaten uzadım la. Arşa değdi benim başım. Sen düşün şimdi. Kaba etten bacak seni. Civciv. Arşa değmiş belki başım. Hadi canım hadi hadi. Avokado gibi hissediyorum yani, anlatabiliyor muyum? Hı. Vallahi olmayınca olmuyor. Yani böyle... Beyler! Bir kabu... Bu ne la? Arabayı kes. Hmm. Buraya gir ya. İyi günler. İyi günler. Cuma Bey'e bakmıştık biz. Hayırdır birader, ne yapacaksınız Cuma'yı? İş görüşecekti kendisiyle. İş? Evet, iş. Oğlum bunlar kesin Cuma'ya bir şey yapacak. Evet. Kesin bir şey yapacaklar Cuma'ya. Kesin.
Abisinin. Hemen sağdan dönüyorsunuz kardeşim. Köşedeki dükkan. Hı, sen köşeyi dön, döner dönmez orada bulursun kendisini. Şimdi Amazon adı ama o oralarda takılır bulursun yani. Anlatabiliyor muyum? Gel ben sana göstereyim bak şimdi. Şuradaki dükkanı görüyor musun? Ha gördüm. Hah. Orası işte bak. Eyvallah kardeşim. Hadi, çok sağ ol. Bulmadan gelmeyin. İlk sağ. Şuraya bak be. Gül gibi dükkanımı ne hale getirdi. Ağdacıymış. Ay ağdacılık senin neyine ya? Hiç akıl yok bu kızda yemin ediyorum. Eyvah. Vallahi geldiler. Evet geldiler. İşte onlar. Oo. Paraya huzura doğru adım adım ilerle Cuma. Ana. Namussuz tank gibi namussuzum. Bu ne be? Merhabayım. Cuma Usta. Efendim benim. Ben Tosun Dursun, Bostan Bank'ın CEO'su. Öyle mi efendim? Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Ay ne tatlı. Böyle durmayalım, ben içeri geçireyim dedim. Tabii. Çay kahve bir şeyler içerim, buyurun. Efendim ne içersiniz? Şu kahveden iki tane kahve söyler misin bize? Şekerli, hadi bakalım. Sistemimize istediğiniz kadar para yatırabilirsiniz. Bu yatırdığınız paralarla Bostan ekip koyun. Kuzu alabilirsiniz. 4 ayda da paranı amorti ediyorsun. Ve üstüne üstelik 1 senede %400 kar elde ediyorsun. %400 diyorsun. Tabii. Garanti mi bu? Garanti tabii. Vallahi çok güzel konuştun. Ne güzel söylüyorsun. Ben de küçükken hep JR gibi bir çiftliğim olsun isterdim. Sen JR'ı tanımazsın tabii. Küçüksün hatırlamazsın. Orada orada bir dizi vardı böyle. Neyse ben şey yapabiliyor muyum acaba? Çiftliğe girip koyunları sevebiliyor muyum? Böyle bağrıma basabiliyor muyum? Ay benim koyunlarım, ay benim koyunlarım diye. Yok. Sanal koyun bunlar. Bitcoin. Ne koyun? Bitcoin. Sanal çiftlik. Bizim internet sitemize gireceksin. Orada bir sanal çiftliğin olacak. Sen... Koyunları güttükçe, ekip biçtikçe biz de gerçek dünyada aynısını yapacağız. Ve bir kar elde edeceğiz. Bu kârı da ikimiz kırışırız. Peki buraya giriş olarak tam ne kadar yatırıyoruz yani giriş ücreti olaraktan? Bostan Bank sayesinde birkaç ayda yüz binlerce lira para kazanan adamlar var. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar çok yatırırsan o kadar çok kârın olur. Üstelik sisteme yeni üyeler getirirsen çok büyük indirimler var. Ha ne gibi acaba şimdi ben siz sonuçta sanal bir ortama ben nakit cash para yatırıyorum. Yani bir güven telkin etmeniz gerekiyor. Bunda güven çok önemli. Ben şu an bir güven hissedemedim. Hissettir bana. Zaten Bostan Bank'ın en önemli hususu güvenilir olması. Bravo. Biz Bostan Bank olarak insanlara para kazandırıyoruz. Ben Bostan Bank'ın CEO'su olarak bir slogandan yola çıktım. Hayırdır nedir o? Benim adım Tosun, herkes zengin olsun. Harika bir slogan, kutluyorum vallahi. Beni tavladınız, sloganla beni tavladınız. Çok yaratıcı bir zeka var, vallahi güvende telkin ettin. Niye güvenmeyeyim sana? Baksana ne tatlı bir insansın sen be ya. Yalnız benim kredi kartım yok. Ben hiç kredi kartım olmadı. Ben nakit versem cash olaraktan. Ha? Hiç sıkıntı değil. Çok güzel, harika. Vallahi... Helal hoş olsun. Allah bereket versin. Tabii tabii. Size de ayarı uğurlu olsun. Çok helal paradır o. Yemin ederim ana sütünden bile temiz yani. Alın terinin parası. Hadi içelim o zaman. Teşekkürler. Efendim inşallah bu dostluğumuzu zengin olunca Kolombiya kahvesiyle kutlarız. Hem de Kolombiya'da. Siz hiç merak etmeyin. Ne güzel, ne güzel. Şefkat çay ister mi oğlum? Yok, sağ olasın Sülen. Afiyet olsun. Ya Esin, Allah aşkına asma suratını böyle ya. İyi tamam ya, sen deplasmana gitmek istiyorsan git tabii. Ben burada tavuklarla beraber kalırım. Hem onların da ilgiye ihtiyacı var. Bizden esirgediğin şu kadarcık ilgiyi biz birbirimize gösteririz tavuklarla. Pardon da ben seni ne zaman ilgiden mahrum bıraktım ya? Bir dakika ya. Esin haklı. Üzme benim güzel gelinimi. Ya ne istiyorsa onu yap yavrum. Maç da neymiş? Evet ya. Gittiğimiz yerde bir kahve falan buluruz. Orada izlersin maç, olmaz mı? Ya tamam canım ya. Bu kadar da memleket meselesi yapılacak bir mevzu değil ki ya. Tamam gidelim o zaman. Gerçekten mi? Tamam. Tamam o zaman ben hemen otel falan bakayım. Bak. Çok pahalı bir şey bakma ama.
Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Onur verdiniz. Bu haberler beni çok duygulandırdı gerçekten. Cuma Usta, sana Bostan Bank'ın mahalle temsilciliğini de veriyorum. Harbi mi? Nazım bagajdan tabalayı getir. Getir Nazım, tabalayı getir. Ay. Cuma Usta, mahalleliye üye yap. Sen de kazan, mahalleli de kazansın. Tabii be ya, yaparım. Hepimiz kazanalım. Neydi sloganımız? Neydi? Benim adım Tosun. Ay, herkes zengin olsun. Böyle. Hayırlı işler, bol kazançların olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Vallahi eyvallah. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Sağ olun. Ay, hem tabiat hem ticaret ikisi bir arada en özlemini duyduğum şeydi. Hayırlı yolculuklar olsun efendim. Güle güle, güle güle. Neydi sloganımız? Benim adım Cuma. Herkes zengin olsun be. Asacağım bunu. Tamamdır, oldu bu iş. 4 gün 3 gece bize çok güzel bir balayı suite ayarladık. Oh, çok güzel oldu. Gözünüz aydın çocuklar. Gidin eğlenin, dinlenin. Şimdi de uçak bileti bakacağım. Eyvah. Ama çok geç saatte alma uçağı. Tamam, merak etme. Hala inanamıyorum. Gidiyoruz değil mi gerçekten? Benim hemen bavul hazırlamam gerekiyor. İyi, hazırla. Benim zaten 2 dakikalık iş. Nasıl 2 dakikalık iş ya? 4 gün kalacağız diyorum sevgilim, 4 gün. Tamam yavrum, Allah Allah. Yani 4 güne, her güne bir kıyafet desin, 4 kat kıyafet eder yani. Ne var, 2 dakikada yaparım. Öyle değil işte bak, bunun gündüzü var, akşamı var, gecesi var, yağmur çamuru var, fırtınası var, kumsalı var. Yani daha öngöremediğimiz bir sürü şey var, hazırlıklı gitmemiz lazım. Ya tamam, sen başla önden hazırlamaya, ben sana yetişirim. Ya oyun bozanlık yapma, öyle olmaz. Hadi gel beraber hazırlayalım. Bak, bavul hazırlamak balayına gitmenin bir parçasıdır sevgilim. Hadi, hadi hazırlayın. Evet hanımefendi, ben yeni üyelerinizden Cuma Ertesi. Ben elden verdiydim parayı Tosun Bey'e. Sisteminizde gözüküyor mu, öyle mi? Evet, ben koyun almak istiyordum. Şimdi bu alacağım koyunlar kaç para acaba? 400 lira. Aa, peki biz bunun etinden, sütünden, tüyünden yararlanabiliyor muyuz? Yararlanıyoruz. Onu kar olarak kaç parçada acaba? Öyle mi? Bu kadar kâra geçebiliyoruz yani. Çok iyi, çok iyi, harika. Şimdilik ben 3 koyun alacağım ama o koyunları yükselteceğim. Ben şimdilik girişim amaçlı şey yapıyorum. Peyderpey arttıracağım ben onu. Tamam, oldu. İyi günler efendim. Sağ olun, kayıtlara geçsin 3 koyun. Kurbana daha 5 ay var. Cuma, senin daha özel gün ve haftalardan haberin yok lan. Ulan kurban diyorsun hala bana. Kurbanda ben dana keseceğim tek başıma, hem de haberin yok. Oğlum, koyun derken normal koyun değil bu. Bitcoin. Bitcoin mu? O ne la? Ah, haberin yok galiba. Bostan Bank'a ben üye oldum. Hatta sadece üye değilim. Mahalle temsilciliğini de aldım. Şakkadanak vallahi verdiler. Çok mutluyum. Ne oluyor biliyor musun? Sen şimdi koyun alıyorsun. Bitcoin. Ama onlar normal koyun alıyorlar. Canlı koyun yani. Böylece onun etinden, sütünden, yününden faydalanıyorlar. Oradan kazandıkları parayı da herkese eşit miktarda dağıtıyorlar. Sen de bütün bunlara inanıyorsun. Neden inanmayayım be? Çok mantıklı bir sistem. Hatta sloganı şöyle mesela. Benim adım Cuma, herkes zengin olsun be. Ya Cuma, sen hakikaten su katılmamış kerisin. Kusura bakma da yani para kazanmak bu kadar kolay mı lan? İnsan aklını kullanırsa neden olmasın İsmail be? Bu kadar kolay tabii Bozkır babacığım ya. Tam olarak bu kadar kolay. Birkaç ayda paraya para demiyormuşsun yani. Bak çağın en akıllı yatırımı diyorlar Bitcoin için. Ya saçma sapan konuşmadım ya. Ben internetten alışveriş bile yapmam lan manyak. Bilmediğim, tanımadığım adamlara para vereceğim. Onlar da bana sanal koyun verecek, öyle mi? Bir iki tanesine. Babacığım ya ne var bizde birkaç tane koyun alsak? Ne olur sanki? Ya ben küçükken de almamıştım bana o küçük sanal oyuncaklardan zaten. Bari bunlardan alalım ya. Birkaç tane sanal koyunumuz olsun. Fırsatı kaçırıyorsun Bozkır babacığım. Yani yarın bir gün torunların kulaklarını çınlatacaklar. Dedeme zamanında 3-5 tane Bitcoin al demişler. Dedem almamış. Hay biz bu dedemizin aklını seveyim diyecek torunların. İşte o zaman mezarında çamaşır makinesi kazanı gibi zangır zangır dönersin. Doğru koştan. Mezarımda böyle zangır zangır dönermişsin de bilmem neymiş. Terbiyesiz herif. Ya baba tamam hadi ya. Hadi cimrilik yapma artık. Bu cimrilik konudan annemi de kaçırdın zaten. Kaçırdın yani baba. Bunu kabul et tamam mı? Ya ne var ya? Benim böyle girişimci genç yaşımı birazcık destek olsan, ona güvensen ne olur sanki? Ya çocuklar, ya Allah aşkına bakın.
Oğlum yarın bunun altından bir bit yeni çıkar bak, üzülürüz ha. Yok babacığım, taş gibi sağlamış. Diyorsun. Aynen. Kaç para bu bitcoinler? Bavullar da tamam. Ne yapalım, hemen çıkalım. Yemeği de böyle rahat rahat havaalanında yeriz. Vallahi yavrum ya, ben havaalanında 4 katı fazla para ödeyip de öyle çok rahat rahat diyebileceğimi düşünmüyorum. Ya zaten şimdi oteliydi, uçağıydı, bilmem ne, bir sürü masraf yaptık. Daha fazla masrafa girmeyek. Gel Esra bir yumurta kırayım da onu yiyek. Ay yok, istemiyorum ben yumurta falan. İyi tamam, ben gidip bir şeyler hazırlarım o zaman. Alo. Ha kardeş, selam. Ya şey diyecektim. Ben bu deplasman affedin ya. Ha. Ha yok. Yengenizle balayına gidiyorum da. Balayına diyorum oğlum. Senin ne işin var balayında? Allah Allah. Siz gidin işte deplasmana, tamam. Ha. Tamam. Hadi haberleşiriz sonra. Eyvallah. Yok evde ya. Şevkat. Efendim. Aşağıda soğan var mı? Kuru soğan mı, taze soğan mı? Kuru. Hay yok ya, kuru soğan hiç kalmadı. Ya olanlar da böyle filizlendiydi, ben onları attım. Ya. Yine mi ya? Pes ya. Ya senin mi yaktın sanki? Ne yapayım? Siz yere mi yaktın? Devamlı yangın mı çıkardın? Yangın! Çık çık çık. Yardım edeceğim. Hayır. Çık dışarı ya. Yardım edeceğim, bırak. Evet, açlarım yardımına, daha beter edeceksin. Çık ya, çık. Tamam. Dur, yaklaş. Dur, çık sen, tamam. Yangın var, yangın, yangın. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Ay, ay. Koşun gelin. Komşular, komşular. Ne yapayım, ne yapayım? Bir şey getireyim, ne yapayım? Dikkat et! Tamam, tamam. Yardım edin! Koş, 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 koş. Ay, ay, yardım edelim çocuklara. Koş kız. Ya İlk itfaiye haber vermek lazım. İlk müdahale benden sizi baba, merak etmeyin. Şaka, dikkat et, dolan çok yanıyor. Kontrol bende, bende. Yani Sevkat, bu nasıl bir aşkmış ya? Ha, sürekli evi yakıyorsunuz. Yok, Esin'in eli alıştı zaten kardeş. Yani yakında Roma'yı da yakacak herhalde. Ya niye sinirleniyorsun ki? Seyrek yapmadım ben de herhalde, elimden kaçtı. Elinden mi kaçtı? Kızım, yemek yaparken tuzu elinden kaçırırsın. Ne bileyim, tatlı yaparken şekerin ayarını kaçırırsın da yangın elden kaçar mı? Yangın la bu. Esin ya, nasıl oldu bu sefer bu iş ha? Bahar aslında hep klasik bir hikaye bu. Şevkat beni panik yaptırıyor, stres yaptırıyor. İki ayağımı bir pabuca sokturuyor, sonra da bir şekilde bir yangın çıkıyor. Bravo ya. Gerçekten mükemmel bir bahane. Bravo ya. Alkışlıyorum. Yine bana attı ya. Ben sana demedim mi gidelim yemeğimizi havaalanında yiyelim diye? Sen de dedin yok efendim, illa evde yiyeceğiz. Keşke yeseydik. Vallahi bak, ben orada kazıklanacağız diye yemek istemedim de geldik şimdi burada kazığın kralını yedik ya. Aman bre çocuklar, tamam artık. Aman yanan yanmış, olan olmuş. Birbirinizi kırmayın böyle küçücük şeyler için. Söylüyorum size. Var bu işte bir uğursuzluk ama beni dinleyen kim? Sen bu lafı kime diyorsun şimdi? Sana diyorum, sana. Ben seni yakmam mı Cevdet Bey? Ben seni yakmam mı? Aşkınıza kahve için. Sürekli bu uğursuzluk nereden geliyor ya? Neyse, biraz dağıldı ortalık ama Niko halletti. Hadi eyvallah. Sağ ol Niko. Hiç istemezsin böyle olmasını, özür dilerim. Yok estağfurullah, benden niye özür diliyorsun ki ya? Yok ya, bir de bilerek yapacaktın değil mi?
Hayır, ben şeyden şüpheleniyorum. Sen piromanyak falan mısın ya? Vallahi kaza hep. Benim başıma geliyor, ben bilmiyorum neden. Şanssızlık işte. Ya şunlar grem grem bir şey mi sürekli? Ha bak. Gel bir bakalım ya. Bari bak. Uçağı da kaçırdık. Aman boş versene. Kaçan uçak olsun. Biz bu gidişle aklımızı kaçıracağız. Baksana. Ya ben sakar bir insanım. Sen bunu biliyorsun. İlk defa yapmıyorum ki böyle şeyler. Niye sinirleniyorsun, böyle tepki veriyorsun şu anda? Ya tamam, ben senin sakarlığına bir şey demiyorum ki. Ama yani biraz daha dikkatli olmanı talep etme hakkım da var değil mi ya? Şu halimize bak. Tamam, haklısın. Ama bu olayı daha fazla büyütmeyelim sevgilim, olur mu? Ya şimdi bu balayı işi de yattığına göre ne yapsak acaba? Şu bizim deplasmana mı gitsek? Allah Allah. Niye yattı ki bu balayı işi? Sadece uçakla mı gidiliyor Kaş'a? Arabayla gidilemez mi? E nasıl gideceğiz ki arabayla? Bende ehliyet yok. Dünya üzerinde tek şoförlüğü olan insan sen misin? Benim de ehliyetim var, benim de şoförlüğüm var. Acaba? Acaba derken? Hayır yani nasıl tanıştığımızı sana kısaca bir hatırlatmak isterim. Tahır tuhur geçirdin arkadan, arabayı perte çıkart dedin, hatırlasana. Ay tamam, sen de bir kaza yaptık diye yani. Bir mi? Sonra da geldin üstüne bir de bana çarptın kız. Ne tamam, neyse ne. Bak sabah kalkılacak, o arabaya binilecek, o Kaş'a gidilecek ve o balayı yapılacak, tamam mı? İyi tamam. Bari sabah kalkıp da hani yolluk böyle poğaça börek falan yapmaya kalkışma. Ay yok, yapamam zaten. Mutfak iptal. Ne oldu? Yaktın. Nasıl temizleyeceğiz onu ya? Allah, Sanemgil falan sorarsan ne oldu Esin falan derse. Mutfağı yaktım dersin. Söyleme kızlara. Nasıl yaptın bu kahveyi? Allah'ın seversen 40 yıl hatırı vardır bir kahvenin. Bunun 4 saat bile yok ha, ben sana söyleyeyim. Yemledin bakalım onları sen. Yemle yemle. Aa, güzel. Bunlar bizim veli nimetimiz. Bir de onlara su ver. Sula onları, sula. Usta sabah verdim sularını. Şimdi hemen yemliyorum onları. Aferin sana, bravo. Abisinin siz hayırdır böyle bir evin iki kızını almış damatlar gibi böyle pek bir yakınsınız ha? Kan davanız yok muydu sizin? Bir kan davası be, kan davası olur mu usta ile çırak arasında? Öyle biraz biz gerginleştik, biraz şey oldu, bir süreç geçti ama olsun. Yani kol kırılır, yen içinde kalır derler değil mi? Boncuk, bizim aramızdaki ilişki, usta çırak ilişki boyutunu çoktan geçti. Biz ortak olduk la artık. Bize duydun mu, ilişkileri bir adım öteye geçmiş. Oğlum düne kadar siz birbirinizi yiyordunuz. Hayırdır ibibikler? Geçti o günler be ya. Vallahi artık kankayız, sanal çiftliğimiz var. 8 tane de koyun aldık, gül gibi geçirip gidiyoruz be, değil mi İsmail? Aynen. Kardeşim bak, benden duymuş olmayın. Anlatabiliyor muyum? Bunlar sizi dolandırırlar. Bak çarparlar, çurparlar sizi yılan gibi. Kim kimi dolandırıyor? Sen ne anlarsın bu işlerden Üzeyir? Allah'ını seversen. Sen git orada çürük çarık meyvelerini sat ya. Aa, ileri teknolojiden sen hiç anlamazsın. Kafan basmaz böyle şeylere. Gölge etme, başka ihsan eylemem. Hadi bakalım hadi. İsmail. Bak acaba diyorum tavuk da mı alsak ha? Yumurtlar falan güzel olur böyle, bit tavuk. Ha? Usta alırız, onda sıkıntı yok da. Al al. Yem yok diyor bu. E al İsmail, yem de al. Ama yem almak için kredi kartı bilgilerinizi girin diyor. Aa, her şeyi benden bekliyorsun be oğlum be ya. Aa, girsene o zaman kredi kartı bilgilerine. Vallahi bende kredi kartı yok çünkü. Ya usta bende de yok ki kredi kartı. Ne yapacağız peki? Bozkır Baba'ya mı sorsam acaba? Güzel fikir, harika. Vallahi soralım, evet evet. Ara bakalım, sor. Yok aramayayım, ters teper. Ben direkt karşısına geçip isteyeyim kartı. Olur. Artık siz tabii nasıl uygun görürsen sen. Ya şimdi bunlar yemsiz ölür, kesin ölür bunlar. Tamam. Öyle telefona melefona dalıp müşteriyi falan ihmal etme sakın ha. Siparişler kaçırma, tamam. Ya merak etme usta, sen çırağına güvenmiyor musun hala? Güvenmiyorum. Allah Allah. Temizliği de ihmal etme, tamam. Peki usta. Bu fişleri falan da atlama, tamam. Hepsine teker teker fiş keseceğim. Biliyorum usta, gözün arkada kalmasın ya. Balayına da bunları düşünme. Senin çırak 10 numara, 5 yıldız bakardık gene ya. Göreceğiz bakalım. Hadi. Görüşürüz. Ah.
Aman kızım gözünü seveyim, çok dikkatli kullan. Uykun gelince hemen çek bir kenara. Tamam babacığım, sen merak etme. Yavrum muhakkak yoldan telefon et, tamam mı? Bak merak ederim. Eyvallah. Sabile nerede? O gelmeden çıksaydınız bari. O evden uğurladı bizi, gelmedi buraya. Aman isabet olmuş Cevdet Beyciğim. Ne yapacaksınız Sabile'yi? Esin bak, güzel güzel dinlen, keyfini çıkart ama bizi ara. Özleriz biz seni. Ay zaten üç günlüğüne gidiyorlar. Esin boş ver, sen bizi hiç arama, keyfine bak. Gelince detayları anlatırsın artık. Yani gerçekten sonunda balayına çıkıyoruz. Hiç kimseyi arayamam. Arama arama, kimseyi arama. Yalnız bir şey söyleyeceğim ikinize de. Sakın oteli yakmayın. Şaka mı şimdi bu? Aşk olsun ya. Alt tarafı bir kere mutfağa yaktım yani. Ne var ki? Bir kere mi yaktın sadece? Neyse ne canım, yani kazayla olmuş bitmiş bir şey. Sizin de dilinizden kurtulamam ben artık. Aa, oradalar. Oradalar. Gel. Attır kendini. Kız gel. Geldi uğursuz. Esin'cim merhabalar, vallahi sizi kaçırmadığımıza çok sevindim. Senden bir ricam var be. Şu dilek kağıdını ayakkabının altına yapıştırabilir miyim? Gelinin uğuru vardır derler ya. Cuma, o öyle bir şey değil. Onu ayakkabının altına, düğünden önce gelinin ayakkabısının altına bekar kızlar isimlerini yazarlar. Eğer düğün sonuna kadar silinirse onlar da evlenirler yakın zamanda. Evet, sen biraz geç kaldın. Ya asıl siz bilmiyorsunuz. İsim başka, dilek başka be ya. Vallahi isim yazıyorsun tamam o, ama dileği de yazman lazım. İsim başka, dilek başka. Onu sürersen kesinlikle olur dedi dileğin. Ne olur bak, dileklere kadar düştüm Allah'ını seversen. Tamam al. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim kırmadığın için. Ah oh, yarabbim. Oha çüş. Reçelli ekmek mi yapıyorsun ya? Ayakkabının tabanına o kadar yapıştırıcı sürülür mü Cuma? Oğlum bol tuttum ki dilem tutsun be. Vıcık vıcık. Esin, hazır mısın? Hazırım sevgilim. Nasıl yapalım? Ben evin oradan arabayı alayım, geleyim. Sen istersen burada bekle. Yok ya. Bununla gideriz. Senin arabayı çıkar, bunu oraya koyarız işte. Tamam, olur. Hadi. Hadi. İyi yolculuklarınız olsun bakalım. Hadi cümleden hoşça kal, tek tek şey yapayım. Ara tamam. Bizi tamam mı? Ben seni öpmeye merak ettim. Eden arasın. Hadi o zaman. Yavaş yavaş. Selametle. Dikkat sürün. Arabayı unutmayın çocuklar. Kız. Şevkat. Şevkat ayağım yapıştı. Allah'tan son anda bismillah dediydim de besmeleyle girdik ekmek tekmesin ha. Kimsin Niço? Niço. Durmuş lan bu. Ay çocuğu çarptı be. Yardım et, çıkartamıyorum ayakkabıyı. Açmıyor gözünü Cuma. Lütfen. Hadi su getir. Yok, ölmemiş. Şokta, şokta, şoka girmiş. Şokta bu, şokta. Kazım koş su getir, hadi. Tamam dur, ben ambulansı alayım ben. Ya ne suyu ya kardeşim, yanında su yok benim. Ya sen hamam bize değil misin? Suyunuz yüzüne çarpalım, çabuk ol. Ya kardeşim adam da bana, bana bakarsa ben ondan tam... Ya! Tamam istiyorum. Koş bir su getir ya. Mito, Mito. Polonya'da olur be. Koptu oğlum bunun ödü, koptu kesin koptu ya. Heyecan yaptı ya, heyecan yapınca tabii çoka girdi şimdi. Şevkat, çarptınız mı bunu ha? Yok lan hiç çarpmaz. Çarpsak çok güzel poster olur da Esin yengesi kaçırdı o fırsatı. Kaldır, ayaklarını havaya kaldır. İyi misin kızım sen? Vur, vur, vur. İyiyim babacığım, iyiyim ya. Bu ayakkabım pedala yapıştı. Çıkartamadım, ayağım da içinden çıkmadı. Ya oğlum ben bunu alayım, hamama getireyim. Orada göbek taşında ayıltırım ben onu. Ya oğlum sıcak hamama, bayılmış adam sokulur mu? Manyak mısın sen be? Hiç, ben soğan mı koklatıyorum? Bırakmasın. Nerede bunlar? Nerede? Aç. Sorun nedir? Öz patlaması. Nasıl? Ya korkudan
Ödü patladı da ondan bayıldı. Olay nasıl gerçekleşti? Son sürat. Yani hanımım arabayla son sürat camdan içeri girince benim çırak da işte böyle bir yenge şoku yaşadı. Yenge şoku mu? Evet. Ya şimdi biz balayına gidiyoruz da benim çırak da hani beraber uzun yola çıkacağımızdan benim adıma biraz korktu, bayıldı. Şevkat. Ne var? Ne var? Dükkanı dağıtmak serbest, yorum yapmak yasak. Tokatlayın ya, tokatlayın. O Sabile denen kadının ayağını bu mahalleden kesmezsek o bizim iflahımızı kesecek. Bak, buraya yazıyor. Ya Cevdet Bey, çok rica edeceğim. Yani şu çocuklar küsmeden, kavga etmeden şöyle güzel güzel balaylarına çıksınlar. Şefkat nasıl olsa yok. O zaman Sabile'nin hakkından gelirsiniz siz. Rica edeceğim. Evet ya. Şimdi bunlar yola çıkmadan küsmesinler. Biz de onlara yakın olalım. Gel Sanem. Gel. Biz gidelim. Ay, biz de gelelim mi Gizem? Yok yok. Cevdet Bey'le oturun siz. Biz hallederiz. Öyle mi diyorsun? Nasıl? Durum iyi mi? Ciddi bir şey yok. Baygınlık geçiriyor. Kendisine gelir. O kendine gelir de bakalım biz nasıl kendimize geleceğiz. Ben gideyim o zaman ya. Var mı başka gelin? Yok yok. Sen git. Zaten bol bol hastaneye buradan adam göndeririz yakında evvelallah. Demezsin. Ya yeter artık. Gelmiyorsun mu daha fazla Şevkat? Tamam tamam. Benim güzel mahalle var. Hadi bir olayı da atlattık. Hadi bakalım. Dağıl alın. Doğru diyorsun aslında. Ya sonuçta o kadar yumurta, cam falan kırıldı. Bir de kalp kırmayak değil mi? Yani. Ama ben yine de onun yerinde olmak isterdim ya. Sonuçta sırasını savdı. Bizim daha balay var. Balayımızı hatırlıyor olmana çok sevindim sevgilim. Son anda bu olanların üzerine dümeni balayından deplasmana çevirirsin diye korkmaya başlamıştım. Ne deplasmanı ya? Benim deplasman düşünecek halim mi var? Dükkanın haline baksana. Bura ekmek teknesi ya. Buranın temizliği akşama kadar sürer. Ya siz buranın temizliğini sorun etmeyin. Biz hallederiz. Siz ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Efendim pardon? Kim temizlermiş? Biz. Tamam. Ben hallederim. Vallahi çok memnun olurum. Adet yerini bulmuş olur böylelikle. Ne yapıyorsun? Temizlik şirketini arıyorum. Oh ne güzel dünya be. Ne oluyor be? Ne oluyorsun var ya? Kızım sen buraya yeni gelin gibi nasıl daldıysan yeni gelin gibi alacaksın süpürgeyi, faraşı, temizleyeceksin bu dükkanı. Oldu. Zaten uçağı kaçırdık, giremedik. Şimdi bir de bunlar oldu. Akşama kadar temizlik yapalım burada. Olsun balayı sana bal akşamı. Yok öyle bir şey. Biz gidelim bir an önce, kızlar halleder burayı. Yok efendim, öyle bir şey yok. Bu ne ya? Öyle bir dünya var mı? Sen mutfağı yak. Ondan sonra dükkanı kır. Ne yapıyorsun abim? Ne yapıyorsun? Bu ne la? Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun burada? Kavga ediyoruz da dükkanın anası ağlamış da. Getiriyor yazık o. Ne kadar komik. Gülek şimdi. Zaten yani balayına çıkmadan dünyanın nasabını yaptık. Oteliydi, uçağıydı bilmem neydi. Bir de oldu temizlik şirketine para ödeyeceğiz ha? Ben dükkan falan temizlemem. Hayır efendim. Kim mahvettiyse o temizleyecek. O zaman cuma temizlesin. Ah İbri niye bana dönüşünü durdururken ha? Senin yüzünden oldu cuma. Ayakkabının altına yapıştırıcıyı süren kim? Senin yüzünden pedala yapıştı ayağa. Kusura bakmayın, ben aile arasına giremem. Vallahi karı koca arasına girmek uğursuzluktur derler. Aile dramı hiç çekmem. Ya tamam ya. Tamam ne halet olsun, ben temizlerim ya. Sen zaten balayına gitmemek için her şeyi yaparsın değil mi? Hah olaya bak lan. Şimdi bana kaldı ya bütün ihale öyle mi? Helal olsun ya. Helal olsun vallahi. Çık abi çık. Çık boşalt dükkanı. Çık! Balayına giderken alayına giren yegane çiftsiniz. Kutluyorum doğrusu. Plakanızı aldım, haberiniz olsun benden. Ya İsmail, ya ben sana para vermedim mi? Sen de gelip tamam babacığım koyunları aldık demedin mi? Epekciğim ne oldun? Ya Bozkır babacığım koyunları aldık. Onda herhangi bir sıkıntı yok da şimdi yem almamız lazım. Açlıktan ölsün mü hayvanlar? Ya oğlum bunlar sanal hayvanlar. Ulan ne yemi lan, ne ölmesi? Aa ama babacığım sanal da olsa hayvan hayvandır. Hatırlayın hani vardı ya küçük sanal hayvanlar. Onlara da veriyorduk yemeğini, suyunu, mamasını. Eğer yemeğini, mamasını vermezsen ölüyor sanal hayvan. Yani yem zaten olay sadece sanal hayvan değil ki. Biz sanal koyun aldıkça adamlar gerçek koyun alıyorlar. Biz sanal yem alınca da adamlar hayvanlara gerçek yem veriyorlar. Ne oğlum yani yem vermezse ne oluyor? Telef mi oluyor bu hayvanlar? Yani ölecekler mi?
Vallahi o kadarını bilmiyorum babacığım ama riske girmeye değmez ya. O kadar yemek verdikten sonra ne gerek var değil mi? Telefon olur belki, bilmiyorum yani ben. Ben diyorum ki birkaç tane de tavuk alalım babacığım ya. Neden dersen yumurta işinde ciddi para varmış. Sen hiç zahmet etme, ver bana kredi kartını. Ben gerekeni yapayım babacığım. E hadi artık baba. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ver artık şu kredi kartını. Hadi ver, hadi. İsmail. Ulan bu işten bir yamuk çıksın. Seni mahvederim yeminle. Sen hiç merak etme babacığım. Bana güvenebilirsin. Gerekeni yapacağım. Ya manyak ya. Sanal yem alıyoruz ya kartla. Rahat ol babiş. Zengin olacağız. Araba kimin? Benim. Dükkan kimin? Benim. Arabayı kim kullanıyordu? Ben. Yani ona tam kullanmak denemez aslında. Araba hanımefendiden bağımsız takılıyordu biraz. Yani. Sen artık benim şoförlüğümü eleştirmeyi bırakır mısın? Tamam, bırakın tartışmayı. Ya kusura bakmayın. Kahveye geçecek mi? Bir çay içeriz Memur Bey. Engal. Engal. Ehliyetinizi alabilir miyim? Ehliyet. Ha, tabii. Buyurun. Aracı kullanırken alkollü müydünüz? Hayır tabii ki. Ama aşk zarhoşuydu. Yani biz şimdi balayına çıkıyorduk da onun heyecanı vardı biraz. Ne yazık ki bizimle merkeze gelmeniz gerekli. Yok, gelemeyiz biz merkeze falan çünkü bizim hiç vaktimiz yok. Hemen yola çıkmamız gerekiyor. Lütfen zorluk çıkarmayın. Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Gelmiyorum. Çünkü ben alkollü falan da değildim. Ayrıca dükkan bizim dükkanımız. Bir girdim çıktım yani. Şikayet eden yok, bir şey yok. Tabii tabii, dükkan benim. Satayım istiyorsanız. Yani ölü fiyatına bırakırım size. Tabii temizliğin falan yapar, öyle verin ya. Sen artık birazcık sussan mı acaba Şek? Esra Hanım, siz daha önce bir kazaya karışmıştınız. Bir şahsa çarpıp yaralanmışsınız. Ha evet, bana çarptı kendisi. Şikayetçi değildim, olmadım da. Zaten güzel bir şeye vesile oldu ya. Sen yanmışsın arkadaş. Ben yanmadım, ev yandı. Evi de yaktı kendisi. İki kere yaktı. Sakar biraz. O yüzden çok şey yapma. Sakar biraz. Ehliyetinize el koymak zorundayım. Ne? Ama... Ya hadi bakalım, bir bir skoru eşitlendi. Bunun revanşı olur ama. Buyurun. İyi günler. O zaman balayı işe attığına göre ben de gideyim de dükkanı temizleyeyim bari. Tabii tabii, git. Ben de şimdi galeriye gideyim, çalışayım birazcık. Zaten esnaflık balayından daha önemli değil mi? Evet, daha önemli. Hayırlı işler. Bol güneşler. Ay espri. Sağlamları ayırtıyorum ben buradan. Şevkat, şeyi merak ettim ben. Siz acaba balayına çıkıyorsunuz mu, çıkmıyorsunuz mu? Gargara geldi, orası kaçırırdım ben de. Nasıl çıkak lan? Dükkanın halini görmüyorum, nasıl çıkak ya? Esin ne diyor bu duruma? Yani tabii biraz bozuldu ama ben onun gönlünü alırım, sıkıntı yok. Kızaklı Şevkat, balayı evlilik için huzurlu bir başlangıçtır. Ne huzurundan bahsediyorsun lan sen? Ev yandı, dükkanın hali ortada. Ne huzurundan bahsediyorsun? Her şey bakma, bir taraftan da iyi oldu ha. Ben de belki deplasmana giderim. Deplasmana mı gideyim, güleyim bari. Deplasmana al, burada deplasman gidersin sen. Abim ya, hayatta hiçbir yere bırakmaz bu kız seni. Vallahi kovar, kapının önüne koyar, benim dükkanda yatar kalkarsın, haberin olsun. Bak da gör nasıl gideceğim. Bak da gör nasıl gideceğim. Dükkan kendini feda etti zaten. Çırak da eba oldu. Demek ki sıra sende Şevkat, iyi düşün. Ah, taşı gediğine koydun yine. Lan zevzek, sen hep demiyor musun lan? Hayat işte bir yoldur, bu yolda kapılar açılır, kapanır bilmem ne. İşte oğlum bak, yani balayının kapıları birer birer kapanırken deplasmanın kapıları ardına kadar açılıyor. Demek ki her şey olacağına varıyor. Düşünecek bir şey yok ya. Agalar, vallahi benim midem kazındıydı. Ben bunlarla menemen yapıyorum, tamam mı? Hadi, şimdi Niko sen de bir ekmek ayarla bakalım fırından.
Mahalleye yapacak menemeni. Tamam hadi tamam bırak seni derim. Böyle bir temizlenecek bir şey değil bu ya. Yani aslında evet. Bir kürek mürek falan bir şey ayarlayak da bari. Değil ben hallederim. Eyvallah. Esin takma bu kadar. Ya sen neler atlattın. Bunlar da düzelecek, her şey yoluna girecek. Yani her şey yoluna girer tabii. Sen hem de acaba hangi yola girer? Ya tamam balayına gidemiyoruz. Olabilir. Ama balayına gidemiyoruz diye Şefkat deplasmana gitmeye çalışırsa var ya... külahları değişirim onunla. Hatta o külahı yediririm ona. Canım sen önce bir sakinleş. Bak yangına körükle gitme sonra. Bir de yangın falan deme Gizem bana Allah aşkına. Zaten duvarlar üstüme üstüme geliyor bugün ya. Ay. Ağzımdan kaçtı. Yani böyle birazcık alttan al demek istemiştim. Ya baksana onun da dükkanı harap oldu. Ya onun da sinirleri bozuktur şimdi. Cidden adamın dükkanı mahvoldu ya. Temizleyebildiler mi acaba? Ben gelirken baktım. Mahalleli yardım ediyordu. Hallederler. İyi gideyim ben de yardım edeyim bari. Git. Hem de özür dile. Biraz da ortalığı yumuşatırsın. Hadi. Hadi git. Ulan şu hale bak ya. Dükkana mı yanayım? Yumurtaların gittiğine mi yanayım? Merhaba. Yardım etmeye geldim. Etme. Sen bana yardım mardım etme. Senin edeceğin en güzel yardım durmak. Ama niye be istemiyorsan giderim. Zaten sana yardım teklif eden de kabahat. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Gelsin de anla halimi. Ne varmış ya senin halinde? Ne mi varmış halimde? Görmüyor musun dükkanın halini ya? Bir şey soracağım. Sen balayına gidemediğimiz için mi bu kadar sinirlisin? Yoksa dükkanı toplamak zor geldiği için mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, ikincisi daha ağır basıyor yani. Sonuçta yaşanan an, kaybedilen anlara göre daha şiddetli cereyan eder değil mi? Bu söylediğini unutma ama. Niye? Çünkü... şu gidemediğin deplasman maçını kaybedilen bir an olarak görüyorsan... sonrasında benimle yaşayacağın an daha şiddetli cereyan edecek. Anlaşıldı. Ya sen buraya bana yardım etmeye değil... bu deplasman meselesinde beni aramaya, yoklamaya gelmişsin. Yani altı çizilen kelime deplasman. Değil. Altı çizilen kelime şiddetli cereyan. Kolay gelsin. Kapıyı ört de o zaman cereyan yapmasın. Aa, gerçi cam yok doğru ya. Yem ver yem. Yemle yemle onların hepsini yemle. Bak nasıl yiyorlar. Aç bunları ya semirsinler iyice. Böyle toraman olsunlar ver yem. Ağıl kapasitesi yetersizmiş ustam. Ağılı büyütmek için 200 lira ödemeniz gerekiyor diyor. Ne yapalım? Öde İsmail bana niye soruyorsun ya? Ödeyeceğim onları hep. Ağıl çok önemlidir. Ağıl hayvancılıkta en önemli şeydir. Ne yapsın? Hayvanlar dışarıda mı kalsın? Üşüsünler mi? Zatürreden öldürelim hayvanları. Al al oradan al sen şey bozkırın kredi kartını çekiver onu bakalım. Emin misin usta? Ne demek emin misin? Allah Allah lütfen İsmail. Ticaret bu. Ticarette yatıracaksın ki kazanasın. Yatır al. Al yatır yatır al. Ancak öyle yani lütfen elini korkak alıştırma. Çek bakalım oradan. Doğru diyorsun ustam. Nasıl olsa daha sonra fazla fazla kazanacağız değil mi? Tabii be İsmail. Zengin olacağız oğlum. Çok zengin olacağız. Benim bu ticari zekam, senin bu yancılık kabiliyetin... banker bozkırında limitsiz kredi kartıyla var ya... ay Bermuda şeytan üçgeni oluşmuş olacak. Zengin olacağız oğlum. Çok zengin olacağız. Ya ustacığım yaza kadar şöyle güzel bir araba alabilecek parayı kazanabilirsen var ya... tezeneyi de arabaya koyup... güneye doğru süreyim diyor. Ne diyorsun? Git git. Biz orada var ya yaza kadar iki tane daire alırız. Hatta var ya dayalı döşeli villa alırız be ya. Ay ne güzel bak. Şimdi ılık ılık o güneşi hissettim damarlarımda. İsmail diyorum ki biz şuraya kavun da ekelim. Vallahi bit kavun. Ekek bit kavunlar çok iyi olur. Yazın böyle yeriz onları sulu sulu soğuk soğuk. Zaten peynirimiz de var, kavun da var. Öbürünü de hallederiz bir şekilde. Zerzevat işine de gir İsmail. Zerzevat diyelim. Öyle salatalık malatalık. Şu üzerinden olan ilişkimizi tamamen keselim bitirelim gitsin yani. Olursa hemen ekiyorum.
buradan hissediliyor ya. Gelmiyor galiba. Galeriye gitti. Esin, bakar mısın? Hadi bir lokantaya falan gidek de hem şeyler yeriz hem biraz konuşursan. Ne hakkında konuşacağız? Ya ne bileyim işte. Konuşuruz bir şeylerden ya. Bu konuşacağımız konular arasında deplasman var mı? Ya bence akışına bırakak. Yani planı konuşunca bak gördün balayı planı suya düştü. Akışına bırakak o yüzden. Şevkat, eğer ben o balayına gidemediysem şuradan şuraya hiçbir yere gitmem. Ya tamam hepsini geçtim. Acıkmadı mı? Yemek yeriz bari ya. Acıkmadım ya. Acıkmadım. İstemiyorum. Yemeyeceğim. Allah Allah. Esin ne yapıyorsun ya? Esin hop. Yok. Ha? Ne yapıyorsun ya? Ya kapıyı üstüme mi kilitledin? Şevkat yerin ben nerededir bilen var mı? Aha bak işte orada. Yalnız siz bir çay falan için o işi bitince gelir buraya oturur. Buyurun buyurun. Yok bizim işimiz acele. Öyle mi Esin? Kilitledin yan kapıyı. Öyle. Peki. Sen bilirsin. Şevkat. Şevkat. Artistlik ve teknik puanları alalım hemen alalım. Ne oluyor ya? Bir şey oldu yok ya. Bildiğin standart Şevkat klasiği bu. Kendisinin kapılarla arası pek iyi olmadığı için ara sıra girer böyle. Tamam çok galeyana gelmeyelim. Bir şey yapmayalım ortalığı. Ne yapıyorsun sen ya? Bir şey yapmıyorum. Böyle bir an sana yakın olmak istedim de o yüzden koşarak yanına geldim. Misilleme mi bu? Ne misillemesi? Misilleme olsa ben buradan arabayla girerim, ne bileyim kepçeyle girerim. Ne şimdi bu peki? Bu? Hadi Mehmet, hadi. Normal benim standart gündelik halim. Ben buyum. Sen beni tanımıyor musun kızım? Kahvenin camına kaç kere girdim bilmiyor musun ya? Sen zaten beni böyle tanımadın mı, böyle sevmedin mi? Şevkat, ben seni kapısı olan yerlerden, camdan girdiğin için sevmedim. Öyle mi? Kapıyı suratıma kapattın, üstüme kilitledin de ne yapaydım? Zile mi basaydım Esin? Daha medeni bir yol bulamaz mıydın? Medeni? Hı hı. Bak burada ne yazıyor? Medeni hali evli. Demek ki ben medeni yolu bulmuşsun, tercih etmişsin. Ama o yollar tıkanınca da mecburen kendi bildiğim yoldan gidiyorum. Kendi yolun bu mu yani? Camdan içeri uçmak mı? Evet bu. Camdan içeri uçmak benim yolum bu. Bak benim asabımı bozma. Ben senin düğünden atla kaçırmış adamım. Vallahi bir dahaki sefere öyle kapıyı mapıyı kapatırsan atla dalarım abi. Hah. Bir o eksikti zaten. Bahçede kümesimiz var. Yanına bir de ahır yaparız. Değil mi? Atını evde beslemek istemezsin herhalde. Vallahi o tarafın amoku aç bilir. Yani morozdur, morozdur ama kafası çalışır yani. Buyurun, ne vardı? Öyle, önemli değil, bir bakalım dedik. Tabii buyurun, bakabilirsiniz. Sonuçta burası halka açık bir galeri. Memurlara da açık bir galeri. Ben az önce zaten açtım ya. Gördük, gördük. Hayırdır? Sen böyle atlıyor musun sık sık camdan falan? Ya ben aslında antrenman yapıyorum. Bu şimdi olimpik sporlara dahil edilecekmiş de... ...ben de hani memleketimi temsil edeyim diye antrenman olayı. Buyurun siz neden gelmiştiniz? Biz Şevkat için buradayız. Eşinizin yakın tarihte ehliyetine el konulmuştu. Evet konuldu. Eşim de üzerinize affet be kıskançtır. O da kıskançlıktan hemen o da kaptırdı ehliyeti. Böyle iki bülbül bir kafes gibi bir şey oldu. Anlaşıldı. Akıl hastanesinden rapor gönderdiler de bize. Sizi günlük yaşantınızda da izlememiz gerekiyormuş. Biz de izledik. Artık o şekilde raporumuzu bildiririz. Bize müsaade. O şekilde rapor etmeseydiniz. Buyurun buyurun. Aferin. Bravo. Vallahi bravo. Ne güzel girdin camdan ya. Mutlu musun şimdi? İyi ki girdin şu camdan. Ya zaten karar vermeye çalışıyorlardı. Akıllı mısın, deli misin? Şimdi kim bilir ne yazacaklar o rapora. Vallahi ben de çok merak ediyorum ya, ne yazacaklar. Şimdi Bozkır babacığım, senle ben
toprak insanı olduğumuz için bizim tarımdan, çiftçilikten uzaklaşmamız zaten düşünülemezdi. Hem malum İstanbul'da bostan ekecek, ne bileyim koyun güdecek bir alan, arazi, arsa olmadığı için bu sanal çiftlik olayı bize çok iyi oldu, çok da güzel oldu, tamam mı? Canım kocam benim ya, aferin be. Gurur duyuyorum seninle, ne güzel düşünmüşüm vallahi. Sağ ol teyzenim. Şimdi böyle ufak ufak başladık ama inşallah tez zamanda müthiş zengin olacağız. Amin. Ya oğlum, ya İsmail oğlum, böyle hemen hayallere kapılmayın ya. Yani önce bir yatırdığımız parayı bir geri alalım. Allah'a şükür ya. Ya sen bozgır sulaksın bozgır babacığım. Azıcık büyük düşünsene. Bu nasıl dar kısır bir düşünce yapısı ya. Misal rahmetli Steve Jobs o koca şirketi küçücük bir araba garajında kurmuş. Çok uzaklara gitmeye ülkene dön diyorsan yine örneğin var. De rahmetli Vehbi Koç. Vehbi Koç'un ilk başlarda sadece 3 tane koçu varmış. Ya oğlum başımıza bir iş gelmesin de ya. Tövbe. Merak etme Bozgır babacığım, şu an Türkiye'deki herkes bu sisteme giriyor. Herkes kolay paranın peşinde. Sayın seyirciler, sıradaki haberimiz Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Bostan Bank'la ilgili. Aa işte bak, bak dinleyelim bak. Şu bak. Hadi. Ses verelim. Ne oldu? Niye geldin? O ne demek ya? Bura benim evim değil mi? Yani zaman zaman. Ama genellikle burası benim evim. Esin ne diyorsun sen ya? Biz evlenmedik mi? Evleri birleştirmedik mi? Hayır. Biz evleri falan birleştirmedik. Biz kalplerimizi birleştirdik. Doğal olarak sen benim kalbimi kırınca da burası benim evim oluyor. Alt kattaki evde senin evin oluyor. Kapiş? Yok kapiş mabiş. Bu nasıl iş ya? Biz böyle mi söz verdik birbirimize? Bak şu kapı. Bunu yavaşça açıyorsun. Sonra arkandan sakince kapatıyorsun, aşağı iniyorsun. Bu akşam da orada uyuyorsun, tamam? Şu kapı var ya. Şimdi ben o kapıdan çıkacağım. Ama sen burada kal. Çok uzaklaşma çünkü bir şey diyeceğim sana, tamam? Şimdi sen kendi evinde, bak altını çiziyorum. Kendi evinde huzu huzu otur. Ben yarın deplasmana gidiyorum. Madem bu ev bana deplasman, o zaman ben de kendi deplasmanımı kendim seçerim. Ya biz burada balayına bile gidemiyoruz. Sen yarın deplasmana mı gideceksin bir de? Ama belliydi bunun böyle olacağı. Sen aklın hep oradaydı. Zaten maça gitmek istiyordun. Ya tamam neyse ne. Ben aşağıdayım. Ha bir şeye ihtiyacın olursa beni teğet geçip direkt Nişo'ya gidebilirsin. İnternet üzerinden sanal çiftlik ve sanal hayvan satışı yapan Bostan Bank hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Bostan Bank yetkililerinin saadet zinciri kurup vatandaşı dolandırdığı öne sürülüyor. Yok canım, onda bir yanlışlık vardır, olur mu öyle şey? Ulan senin yüzünden dolandırıldık ulan, biz dolandırıldık ulan! Baba! Baba bırak, bırak kocamı öldüreceksin baba, yapma ne olur! Bozgur babacığım, azıcık sakin ol. Ben yarın gider işin aslını astarını soruştururum. Görsün! Baba, baba yapma baba, ne olursun! Ulan yaktın ulan beni! Yaktın ulan! Vallahi Mugaçi, insanın evi horozun kümesi gibisi yok. Ben sana diyeyim oğlum. Bak görüyorsun işte ha, balay diye yola çıktım, mevzu nerelere geldi. Ha olur, tamam evlilikte böyle şeyler olur. Ama ben ne yapacağım? Gideceğim deplasmanıma, bir güzel atacağım stresimi. Hadi bakalım. Abi arayayım da haber vereyim lan ödeleri. Alo. Ha kardeş. Bu benim balay işi yattılar. Ben geliyorum maça. Ya anlatırım. Anlatırım ya. Önemli bir şey değil. Ha bana bak. Ya böyle çok kalabalık olacaksak bir minibüs falan ayarlayalım lan. O zaman ben otobüs ayarlayayım. Tamam, otobüs ayarlayayım ben, tamam. Tamam kardeş, hadi iyi akşamlar, sağ ol. İyi hadi ben yatıyorum Amukaçi. İyi geceler olursa. Esin! Esin!
Ne var? Ya şimdi ben terapiye gidiyorum da ha, böyle giyindim. Acaba diyorum takım elbise falan mı giyelim? Bunun için mi çağırdın sen beni ya? Ne bileyim ben, ne giyersen giy, bana ne? Ya bana ne olur mu ya? Bak 46 rapor alırsam senden bilirim sonra ha. Allah Allah, benimle ne alakası varmış canım? Sen onu psikiyatrisinin ağzına bir baron sokmadan önce düşünecektin. Ya biz o konuyu karşılıklı iki olgun insan olarak konuşup kapattık. Şimdi bu terapinin konusu polislerin vereceği rapora bağlı yani. Ha şimdi dolayısıyla seni de ilgilendiriyor yani mevzu. Benim dükkana arabayla girdim, ben senin dükkana camdan girdim. Polisler bunların hepsini gördü. Ha bu noktada da hani bana böyle bir hani pozitif bakacaklarını çok zannetmiyorum ben. Yani 46'ya göz kırpıyor gibiyim yani. Bakarsın seni hemen bir kliniğe falan kapatırlar. Vallahi o deplasman tribününde o kadar arıza adamın arasından beni seçip bulup ayırıp alabilirlerse kapatırlar tabii deplasmana gideceğimden kaynaklı. Sen oradan bile belli edersin kendini. Bakacağız. Bakacağız. Bostan Bank hayırlı işler diler. Hayırlı uğurlu. Ulan cıvan ulan! Yedim lan seni! Ne oldu İsmail? Ne demek ne oldu lan? Tokatladı adamlar bizi. Senin bu Bostan Bankçılar üçkağıtçı çıktı. Bakanlık soruşturma açmışlar. Bitirdim ben cıvan! Dur! Allah'ım sen Hasan dur. Bir saniye sesle sakin olalım. Nereden öğrendin sen bunu acaba nereden duymamış olabilirsin ki? Ne demek nereden öğrendin ya? Bütün haber kanalları bas bas bağırıyor. Adamlar bütün piyasayı soğuşlamışlar. İsmail sakin ol be. Eğer duyduğun haberi inanıyor musun be oğlum? Ay sen ne yarım akıllı bir çıraksın. Sakin bakalım. Eğer duyduğun haberi inanmayacağım. Yalan de bana bak. Yalan de. Kesinlikle yalan haberdir bu oğlum. Aa vallahi için insanlar zengin oluyor ya. İnsanlar zengin olsun istemiyorlar. Hep dış mihrakların suçu bunlar hep. Öyle mi diyorsun? Tabii öyle bu oğlum. Sen kendi gözlerinle gördün. Bizzat kendisi, CEO'su geldi buraya. Tokalaştık, görüştük adamla. Yüz yüze karşılar. Hiç merak etme. Gerekirse gideriz, yüz yüze konuşuruz yani. İşin aslını astırını öğreniriz İsmail. Rahat ol sen. Bak ne olur bu kez diye elimize yüzümüze bulaştırmayalım. Bozkır Baba bu sefer beni affetmez. Kesin öldürür. İsmail hiç merak etme. O iş bende bu oğlum. Hadi bakalım içini rahat tut sen. Tutuyorum bak rahat. Hadi canım. Gideceğiz. Face to face konuşacağız adamla yani. Ne var? Miço. Oğlum ne korktun? Hiç mi araba görmedin ya? Abi dükkanda otururken üstüme geleni görmedim yani. Ya oğlum sonuçta arabanın içindeki de senin ustanla onun eşi. Tamam ben de zaten ondan korktum. Baksana ikisi de sakat yani. La bebe. Bak hastaneden yeni çıktım falan demem. Vallahi çakarım buradan tokada. Yok Sevkat, bence demelisin. Sonuçta sen de şu an başka bir hastaneye gidiyorsun, akıl hastanesine. Fark etmez kardeş, bilmediğimiz yer değil yani sonuçta. Ben de geleyim mi ya? Acayip merak ediyorum şu akıl hastanesini. Ha gel gel, çok güzel. Bak merak ettiğin kadar var. Gelene direkt kapıda çikolata veriyorlar zaten, laf. Abisinin ne fark eder ya? Ha gelmiş, ha gelmemiş yani. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta mevzu 46 yani. Matematik kesinliğiyle yazıyorum buraya ya, 46 sonuç yani. Matematik mi? Sen yazmayı nerede öğrendin? İlkokul 1'de öğrendim. Eğer sen deli raporunu alırsan gel sana patates baskıyı da öğreteyim istersen. İşiyor. Kalk abisi. Kalk biz gidelim buranın esprisi yerlerde. Tamam tamam zaten bitti. Dur. Bu da gelecekmiş. Hadi hadi kalk ya hadi. Hadi. Sevkat. Hayatta tercihlerimizi tek başımıza yaparız. Ama anlaşmalar başkasıyla yapılır. Yani iki kişi arasında. İnsanın aldığı kararın arkasında durmalı. Çünkü özgür iradesi var. Buna saygı duymalı. Ama anlaşma iki kişiyi bağlıyor. Yani sen şimdi Esin'le bir ömür sürecek bir anlaşma yaptın. İyi ki söyledin lan İkö. Ben de tam sana bunu soracaktım ha. Ha biz Esin'le bir şey yaptık da ne yaptık diye tam onu soracaktım. Sağ olasın, Allah razı olsun. Peşe ve dalma lafa giriyorum. Kapıkule'den önce mi sonra mı giriyorsun kardeş? Ulan hep peşlenmiş bu. Sen de kırk pınar filozofu kesildin başımıza ha. Madem öyle pat diye söylüyorum Sevkat. Esin'in rızası olmadan deplasmana gidersen başına iş alırsın oğlum. Niye kardeş? Esin kulüpte yönetime falan girdi de benim mi haberim yok? Yani ne demek istedim sen gayet iyi anladın. Sevkat madem
Şeye ne o? Balayına gidemedin, otur evinde Şevket. Gerçekten deplasmana gidersin, evliliği çatırlar. Ulan bir de şu şov ağzını açma be. Okey oynarım, yanıma oturursun, elime konuşursun. Deplasmana giderim, yanıma oturursun, evliliğime konuşursun. Ne biçim adamsın lan sen? Dost acı söyler oğlum. O zaman acı söyle de dostluğunu anlayak la. Sen ha babam eşki eşki konuşuyorsun lan, midem yandı vallahi. Nasihatın tabiatında bu vardır Şevket. Nasihat cahile eksi gelir. Bak sen şu an terapiye değil, imtihana gidiyorsun ona göre. Anladın mı? Eğer eksiye burun kıvırırsan döndüğünde acı konuşurum. Dostluğumu anlarsın Şevket. Lan Niko, benim senin gibi dostum varken düşmana ihtiyacım yok ki kardeş. Lan bir günde güzel bir şey söyle lan. Mesela çare deplasman da lan bir günde. Sanat galerisine neden camdan girdin? Sanat senin için ne ifade ediyor Şevket? Vallahi sanat benim için aşkı ifade ediyor. Şimdi bazı sanatçılar aşklarını sanata döker, bazıları da sanatlarını aşka dönüştürür. Çok güzel. Devam et lütfen. Mesela Quaresma. Quaresma Beşiktaş aşkını sahaya adeta bir şiir gibi işler. Onun o trivela vuruşları nerede olsa sanat eseridir. Ama Quaresma trivela vuruşlarını aslında Beşiktaş aşkıyla gönderir. Böylelikle ruh ve beden, anlam ve marifet birleşmiş olur. Peki cam? Cam? Cam diyorum cam. Sanat galerisine neden camdan girdin? O da işte şey, köprü altı cam cam. Allah Allah, sen niye benim ağzımdan laf almaya çalışıyorsun ki? Kardeş ne soracaksan açıkça sor. Ya ne sorsam konuyu Beşiktaş'a götürüp bülbül gibi ötüyorsun. Ha başka bir şey soruyorum, dut yemiş bülbül gibi oturup kalıyorsun. Bence sen Beşiktaş'ın arkasına sıkınıyorsun. İndir lan o elini. Muhabbet açıyoruz işte, ne güzel. Allah Allah. Sen de her fırsatta muhabbeti tıkıyorsun ya. Elimde polis tutanağı var. Camlardan uçarak giriyormuşsun. Ya senin içinde böyle karşı konulamaz bir kırıp dökme arzusu mu var? Yok. Ben aslında deney yapıyorum. Evet, kendimi atomlarıma parçalayıp öyle geçmeye çalışıyorum arkadan. Ama bir türlü o işte ışınlanmayı beceremiyorum. Ve ne yalan söyleyeyim, bu konuda da epey bir muzdaribim ya. Neyse, biz Beşiktaş'a dönek mi? Yeter ulan. Sen beni delirtmeye mi geldin buraya ya? Ya ben futboldan nefret ederim. Senin ağzından Beşiktaş'tan başka bir şey çıkmıyor ki. Tamam, o zaman bizim basket takımından konuşak. Basket takımı da var bizim, handbol takımı var. Mesela şeye bak, Fransa bisiklet turuna katılak seninle. Orada böyle yan yana bisikletlerimizi sürerken bizim basket takımından bahsederim sana. Çık, çık. Ne olur çık. Çık. Hadi kolay gelsin. Kardeşim. Ya bir dakika sen. Ya yürü birader. Ya dert bir saniye yavrum benim. Oğlum ben gün yüzü görmemişim, bak burada dostumu görmüşüm, bir izin ver ya. Ha dert tip. Şevket. Oğlum senle benim aramda inanılmaz bir karma teorisi var. Ben bu olayı çözemedim biliyor musun? Bırak çözme, dağınık kalsın Şevik. Sen ne yapıyorsun burada bakayım? Ben buradaki psikiyatriste matematik ve felsefe dersleri veriyorum da. Oğlum nasıl bir şey lan o? Yuh canım. Ya kardeş, sen 41 kere maşallah diye bir laf duymadın mı? Ha duydum, duydum. 41 kere maşallah. Ama duydum da oğlum, benim ilahiyatım zayıf biliyor musun? İlahiyatla alakası yok zaten. Bak şimdi, 1903 sayısını 46'ya böldük. Kaldı mı 41.36? Noktadan sonraki 36'yı attın. 41 yapar ve 41 kere maşallah lafı da işte bizim Beşiktaş tribünündeki arızalara hitaben söylenmiş bir laftır. Wow, açmışsın. Yemin ediyorum açmışsın. Helal olsun. Şş, biz de ne yapalım işte, mahkeme sevk etti buraya biliyor musun? Hani burada diyoruz 46 raporunu ben buradan alayım diyorum. Ufak ufak sıvışayım. İlk işimde ne biliyor musun? Senin yanına gireceğim. Gelme. Gelme işte. Götürün. Götürün. Gelme benim yanıma. Oğlum selam söyle mahalledekilere. Ben geleceğim tamam mı? Ya bir dakika ya, bir tuvalete muvalete bir şey girseydik. Bizim şeyimiz var ya. Nasıl bir yer? Evet Şevket, şimdi acı konuşma sırası. Bak, hayatta tesadüfler boş değildir. Hepsinin hususi bir nedeni vardır. Söyle bakalım, sence tımarhanede Şefik'le neden karşılaştın? Kardeş bak, terapiden çıktım. Tamam, orada psikiyatristi delirttim. Şimdi burada da sen beni delirt, ne soruyorsan adam gibi sor. Bu bir ikazdı Şevket, ikaz. Esinin rızası olmadan deplasman düşünürsen muhatabın Şefik gibi bir adam olur. Peki bunca yıldır seninle muhatap oluşumun sebebi ne acaba Niko? Ha?
Ben ne çeşit bir günah işledim acaba? Konuyu saptırma Sevkat. Konu senle ben değil. Esin ve deplasman. Hayır efendim, konumuz gayet sen ve ben. Bak ben yarın deplasmana gideceğim. Eğer senin o şomazın yüzünden başıma bir şey gelirse... ...ben kara kartalıma giderken sen de kara toprağa gömerim bilmiş ol. Sevkat aç gözünü aç. Bak bir imtihanı geçemezsen karşına daha büyük bir imtihan çıkar. Yani balayın yolu kapandı diye deplasman yolu açılmadı Sevkat. O da bir imtihan. Niko benim şu hayattaki tek imtihanım sendin lan. Vallahi billahi. Tahammül imtihanı. Haydi sabahlıkları kaldırım adım. Sabahlıkları zehti. Ben sana yandım zehti. Hadi kalk. Sevişmediğin zamanı da geldi de geçti zehti. Ben sana yandım zehti. Abanini, 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 abanini zehti. Zehti! Zehti, zehti, zehti. Bana gelsin. Allah! Sabahlıktan kaldıramadım. Sabahlıktan kaldıramadım. Sabahlıktan kaldıramadım. Sabahlıktan kaldıramadım. Yırttık oğlum. Yırttım aldım kız kaldıra fırını. Yırttım ulan. Çal çal. Sabahlıktan kaldıramadım. Sabahlıktan üzüldü. Ben sana yandım üzüldü. Arkadaşlar. Bütün paramı da aldım. Ver paramı da geri. Arkadaşlar. Vereceksin paramı ya. Durmayın anlattığınızı cevabında. Arkadaşlar. Sakin olun. Bakın biz buradayız. Kimseyi dolandırdığımız falan yok. Haberlerde söyledi. Hepimizi kandırmışsınız. Evet çok oyuncuklarımız vardı. Bizim öyle oyuncuklarımız var. Onlara o kadar para da yatırdık biz. Ne olacak onlar bakalım? Paramızı almadan şuradan şuraya gitmeyeceğiz. Paramızı istiyoruz kardeşim. Arkadaşlar. Nereye gideceğiz ya paramızı almadan? Ver paramızı. Rutin bir soruşturma geçiriyoruz. Basın olayı abartıyor. Rakip firmalarımızın işi bu. Kimseyi dolandırmadık. Paranız güvende. Biz sistemden çıkmak istiyoruz kardeşim. Paramızı verin gidelim. E ağzını öpeyim be. Evet çıkartın sistemden. O yoldan biçim çıkart ya ver paramı. Keşke verebilsem. Madem kâr etmek istemiyorsunuz, paranızı bir yıl içerisinde 3'e 5'e katlamak istemiyorsanız buyurun. Yol orada. Diyebilsem keşke. Niye diyemiyorsun be? Desene o zaman o ponçik ağzına söyle ne diyeceksen de kafamı karıştırdı beni. Sen ne diyor bu ya? Kredi kartından böyle şık diye çektiğin gibi o paraları bize şap diye vereceksin. Hadi ver paraları ver 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 o paraları ver. Veremiyorum. Soruşturma dolayısıyla bankadaki hesaplarımız blok altında. Ne oldu peki? Uçtu mu paralar? Yok. Sadece sistemdeki nakit akışı durdu. Blokeyi kaldırırsak... Sistem eskisi gibi tıkır tıkır işlemeye devam edecek. O tıkır tıkır işleyecek de o bloke nasıl kalkacak peki? Ondan haber ver bakalım bize. Bankaya bir miktar teminat göstererek bu blokeyi kaldırabiliriz. Sonra siz bostan ekip koyunlarınızı güderek para kazanmaya devam edebilirsiniz. Ama bunun için siz değerli bostan bank üyelerinin yardımına ihtiyacım var. Her üyemizden çok cüzi bir rakam. Bir 550 lira kadar yardım alabilirsek eğer bu blokeyi kaldırabiliriz. Bu iyiliğinizin karşılığında da herkese benden 2 bitcoin hediye. Abi ya 2 bitcoin dedi bak gördün mü? Başlarım senin bitcoin'una da bitcoin'una da. Ben paramızı kurtaralım başka bir şey istemiyorum lan. Ya İsmail sen saf mısın salak mısın bu oğlum ya? Biz bir tane bitcoin'u 400 liraya alıyorduk. Bak şimdi 2 tane veriyorlar bitcoin'dan. Bence çok karlı bunu kaçırmayalım. Bak kaçırırsak gider bu ya. Çok güzel bu bravo evet. Evet. Ne diyorsunuz? Olsun! Olur, olur. Olsun. O zaman sloganımızı bir yüksek sesle söyleyelim mi? Benim adım Tosun. Herkes zengin olsun! Hep birlikte. Benim adım Tosun. Herkes zengin olsun! Aşk ile bir kez daha. Benim adım Tosun. Herkes zengin olsun! Şevkat. Evet. Ne oldu ya? Nasıl geçti terapi? Vallahi iyiydi, güzeldi. Herkese de tavsiye ederim ya. Abisinin aldın mı 46 raporunu ya? Yok la, alamadım la. Bir puanla kaçırdım, 45'te kaldım la. Teh! Hadi kolay gelsin. Hadi sana da. Motor. Durmuyor değil mi terapi? Ne? Ne oldu la? Anlat bakayım. Ey sor.
Aman düşme lan muhtar ya. Ya Esin bak hep beraber gideceğiz işte ne güzel ya. Hem kafilede kızlar da var. Çok böyle sıkılmazsın yani. Sonra orada ben maça giderim. Senin canın maça gitmek istemezse sen şehirde takılırsın. Maçtan sonra da yine baş başa oluruz. Hangi otelde istersen de kalırız ya. Ya istemiyorum Şevkat ben gelmeyeceğim. Sen çok istiyorsan gidebilirsin. Ya ama bak çok eğleniriz bizim çocuklarla ya. Orada iki gün, üç gün, dört gün, kaç gün istersen takılırız ha. İyi eğlenceler size ben gelmeyeceğim Şevkat. İyi gelmezsen gelme ne diyeyim? Ne getireyim sana deplasmanda? Huzur. Ay. Lafı da çaktın gittin ha. Çeşitirecek mi? Lan senin bu külüstür dediğin senin baban yaşta lan. Kaç tane deplasman gördü oğlum bu. Kaç kişiyi taşıdı haberin yok. Sen rahat ol. Bozdur baba sen ne ara bu kadar insafsız bir adama dönüştün ya. Valla sen böyle değilsin. Sen ne ara bu kadar acımasız bir adama dönüşüverdin ya. Anadolu insanına yakışır mı? Yakışır mı? Düşüne bir tekme de ben koyayım demek. Yakışır mı Anadolu insanına? Adamlar Bostan Bank olarak zor durumda diyorum ben sana. Ya oğlum bana ne lan Bostan Bank'tan? Ya adamlar bizi tokatladı gitti. Yani bir de bunun üzerine bir daha bizden para mı istiyorlar? Teyzeniz senin bu baban var ya bazen oldukça katı ve anlayışsız olabiliyor. Ne yazık ki bazen öyle olabiliyor İsmail evet. Bozgur babacığım ortada tokatlanmak diye bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Adamların bank hesaplarına bloke konmuş. Biz de bir miktar teminat göstereceğiz. Açtıracağız. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar vereceğiz? Ya bir şey değil. 500 lira. Ne? Lan oğlum parasında pulunda değilim. Vallahi değilim ya. Lan kerizlikle çığır açarız çığır. Yani bu adamları iki kere enayi yerine koyduk dolandırdık diye... ...bütün dünyaya rezil rüsva ederler lan bizi. Yeter ama artık baba ya. Ya vallahi bak senin bu cimriliğin... İnan ki benim burama geldi artık bak benim burama geldi yani baba. Annemi kaçırdı şimdi sıra benim kocama mı geldi ya? Ha? Ben de mi gideyim evden? Ben de mi gideyim evden bunu mu istiyorsun? Benim de evden gitmemi istiyorsan gerek yok yani böyle türlü türlü huylara, türlü türlü entrikalara yani. Direkt söyle bana yeter. Ne alakası var kızım ya of be. Bozgır baba, bozgır baba. Fedakarlık yapmadan başarı gelmez. 500 lira ya. Amma abarttın ya şunun şurasında. 500 lira. Seni bozdum ama artık. 500. Kaptan, ne diyorsun olacak gibi mi ya bu? Şevkat bu araba biraz zor yürür. Ulan söyledik, bu külüstürle yola çıkılmaz diye, yolda kalır diye. Ah ulan, nereden bindik şuna? Yazık be, maç kaçıyor maç. Lan oğlum tamam, bakacağız bir çaresine ya. Ne yapalım, koşsak mı? Belki yetişiriz maça. Koşak! Koşarak gidelim maça, lafa bak. Tamam ben bakıyorum bir çaresine, tamam. Hadi biz de gidelim.
Barış, kolay gelsin. Sağ ol. Ya buralarda otobüs falan tamir ettirebileceğimiz bir usta falan bulabilir miyiz ya? Bir sorayım istersen. Otobüs derken marka model nasıl? Yani işte eski ya. 70 model falandır ya. Vallahi onu İstanbul'dan usta getirtmen gerekiyor. Ya kardeş biz zaten İstanbul'dan geliyoruz ya. Deplasmana gidecektik, geç kaldık. Bizim acil bir usta ayarlı. Bu otobüsün sahibi kim? Bilmiyorum vallahi. O zaman ya buraya koyduğuna göre herhalde bu hareket edecektir. Ben bakayım, belki telefon falan bırakmıştır. Bak istiyorsan. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Lan. Bir telefon, melefon bir şey yazmadınız mı ya? Otobüs! Alo! Kaptan! Muavin! Resmi araç geliyor, otobüsü çek! Otobüsü çek, otobüsü! Araç be, be. Devam et abi, devam et. Yok, yok. Devam et! Milan önünü kapatma, devam et! Ama... Ya devam et, Milan önünü kapatma! Çekerim bak arabanı! Dur be ya! Alırım arabanı, çek! Yürü be! Binin abi, binin! Binin, binin! Gel. Oğlum dur, araç benim değil. Bir dakika, bir ara... Dur, yok. Hayır, binmeyin oğlum, binmeyin. Lan bizim değil o. Lan o temiz bizim. Helal. Bizim değil. Yürü be! Lan helal. Var otobüsü ya. Otobüs yok. Otobüs gidiyor. Allah kahretsin be. Otobüs nerede? Otobüsü götürüyorlar ya. Otobüs gitti. Otobüsü aldılar. Çektim onu. Çalacak otobüs mü yoktu oğlum? Başka otobüs bulamadın mı? Komiserim anlattım ya. Ben çalmadım ya. Ekip otosu hani devam et deyince ben hani memur arkadaşa yardım etmek maksadıyım. Tamam, orasını biliyoruz, devam et. Ha şimdi başka otobüs bulamadım mı dediniz ya. Bulamadım. Yani baktım bulamadım. Bir o vardı, ben de onun şoförünü arıyordum zaten. Taraftarı niye taşıdın? Ya işte ben otobüsü götürünce arkadaşlar onlara otobüs tahsis ettim zannetti. Anlatmaya çalıştım ama dinlemediler. Zaten bir dakika içinde doldurdular otobüsü. Üstelik ehliyetin de yokmuş. Evet, yok. Yok ama ben zaten otobüsü kullanmadım. Yani işte bir tek o arkadaşlarla devam et deyince az bir şey. Bu gece burada misafirsin, rahat et. Olur. Zaten maç da kaçtı. Daha çok maç kaçacak, çok. Hırsızlık var, ehliyetsiz araç kullanmak var. Ama komiserim alınıyorum, bakın hala hırsızlık diyorsunuz ya. Ya sus! Ümre'ye gidecek kafilenin otobüsünü onlar namazdayken al, tarafları doldur, maça götür ulan. Karşımda yalan söyleme bari be. Haklısınız komiserim. Kusura bakmayın alışkanlıktan. Ben bir hanıma telefon edebilir miyim? Yeni evliyim de ben. Merak etmesin. Etmez. Öğrenmiştir mutlaka. Televizyonlarda birinci habersin. Gözün aydın. Aferin oğlum. Tamam, git dışarıda telefonla gideceksin. Ne yapacaksan yapıyorum. Sağ olun. Bilmem yani, bitmiştir herhalde ya da uzatmalar falan oynanıyordur yani. Nasıl yani, sen maçta değil misin? Yok. Yolda otobüs arızalandı da. Oh canıma değsin, yolda mı kaldın? Yok, yolda kalmadık. Başka bir yerde kaldık yani, onun bir çaresini bulduk da. Şimdi ben bu gece başka bir yerde kalacağım yani, bir kalma durumu var. Daha yarına da Allah kerim bakalım. Nerede kalıyorsun ya, kimde kalıyorsun sen? Bizim bir komiser abi var da o çok ısrar etti. İlle kal diye. Ben de hani onu şey yapamadım. Bu gece burada kalacağım o yüzden. Sen karakolda mısın? Ses tonun da öyle geliyor. Ses tonum o şeyden o tezahürat falan ettik ya. Ondan ses tonum öyle gelmiştir sana. Yani ses tonu itibariyle maç kaynaklı diyelim.
Konaklama itibariyle de evet sonuç doğru karakol diyebiliriz. Tamam karakoldasın anladım. Ne yaptın yine? Ya yok bir şey. İşte ben bir otobüsü ödünç almak durumunda kaldım. O da hacı kafilesini umreye götüren otobüsmüş. Haberlere falan çıkmışız yani. Şimdi ben komiser abiye de ben salıver desem adam zor durumda kalacak. O yüzden bu gecelik burada kalayım. Yarına bakacağız, şey yapacağım. Hangi karakoldasın? Geleyim mi ben? Yok yok, hiç gelmene gerek yok. Ben yarın geleceğim inşallah. İyi tamam, görüşürüz. Hadi gidelim. Gidelim. Beyler, uslu durun ha. Tamam, taşkınlık yaratmayın. Şevkat Yerimdar, Esin Uçar Yerimdar. Biri benim, biri de eşim. Bunlar sizin. Biri sizin adınıza, diğeri de eşinizin adına. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. İyi çalışmalar, sağ olun. Esin, kim geldi kızım? Kurye geldi ya, iki tane zarf getirmiş. Ne getirmiş, kime getirmiş? Ya Şevkat'le bana resmi bir şeye benziyor ama bilmiyorum, açmadım. Ay açıp okusana. Önemli bir şey değil ya. Israr. Ay ne yazıyor kızım? Söylesene, meraktan çatlayacağım şimdi. Şevkat'e akıl sağlığı yerinde değildir raporu vermişler. İsterseniz evliliğinizi iptal edebilirsiniz diyor. Aman diyeyim. Sakın ha. Esin sakın ha. Tamam mı yavrum? Bu da Şevkat'in dört gözle beklediği 46 raporu herhalde. Gelince bakar artık doya doya. Hadi görüşürüz. İyi tamam 46. Ay Esin sakın ha. Tüh tüh tüh. Şevkat, komiser seni bekliyor. Hayırdır? Yazı gelmiş hakkında. Serbest kalıyorsun. Aa, kulüp yazı gönderdi herhalde. Hadi Allah kurtarsın. Yeni kanuna göre 32. madde. Ama eski kanununda adı var değil mi? 46 rapor nedir biliyorsun? Biliyorum. Hadi yırttın gene. Sürücü ehliyetin yoktu, artık cezai ehliyetin de olmayacak. Allah'ım. Vallahi hazır gibi yetişti ha. Ya sevinip durma şurada, ver bana. Ben öyle tam böyle zamanlama güzel olunca ben böyle istemsiz bir tebessüm oldu, kusura bakmayın. Akıl sağlığın yerine gelene kadar cezai ehliyetin yok. Ama biliyorsun değil mi, hiçbir stada girişin de olmayacak. Niye? Ya ben suçu trafikte işledim. Trafikten menedim. Statta taşkınlık yapmadım ki. Niye stattan menedim? Evet. Ya, tamam da komiserim yani siz de önce 46'yı veriyorsunuz, ondan sonra deli ediyorsunuz adamı ya. Ya bağırıp durma. Burada bir tek ben bağırırım. Doğru haklısın. Kusura bakmayın işte. Hadi çıkabilirsin, yürü. Tamam, sağ olun. Emanetten al neyin varsa da. Tamam. Oh maşallah koyunlarıma bak be ya. Ay ne güzel yiyorlar İsmail. Akşam Bozkır'ın kredi kartından çek de bunlara organik yem alalım. Hemen simülsünler büyüsünler bunlar. Vallahi Bozkır baba daha para vermez ustam yani. Şimdilik mecburen bu şekilde idare edeceğiz. Aa, tamam canım biz böyle de idare ederiz. Artık onlar da yavaş yavaş öyle büyür de. İsmail biz bugüne kadar niye kavga etmişiz bu oğlum ya? Birbirimize girmişiz kediler köpekler gibi. Ama bak bizim ticari bir geleceğimiz varmış ki burada buluştuk yine bu oğlum valla. Meğersem ticari kaderimiz ortakmış bu oğlum. Birlikten kuvvet doğar. Öyle tabi ustam. Zaten biz neden hep seninle kavga ediyorduk? Çünkü ikimiz de fazla zekiyiz. İki beyin, iki otorite karşı karşıya gelince çatışma kaçınılmaz oluyordu. Aynen be ya. Ama şimdi el ele verince
dünyayı dize getiririz ustam. Başaramayacağımız şey yok. Aynen öyle İsmail. İsmail, bu sayfa niye kapandı acaba? Vallahi anlamadım ustam, açılmıyor diyor. Bak arka taraftaki deli kadın Wi-Fi'yi bizim şifresiz kaçak kullandığımızı çaktı. Kesti görüyor musun bak? Ay boynun altında kalsın inşallah. Çekil bakalım çekil. Şuradan şifresiz bir Wi-Fi bulmamız gerekiyor bizim. Hay Allah'ım ya. Ulan be ya. Ulan tam buraya kadar gelmiştik hayvancıklarımın hali ne oldu? Günlerdir konuşulan iş adamı 350 milyon lira ile kayıplara karıştı. Hay anasını be. Görüyor musun abisinin? Vay be. Oğlum ben bütün Türkiye'yi keselesem 350 milyon yine kazanamam ya. Vallahi ben de 5 liradan 70 milyonun ayakkabısını boyayacağım da anca. Ne keselemesi oğlum, ne boyaması Allah'ınızı severseniz ya. Çakal olacaksın ya, sırtlan olacaksın. Böyle ısıracaksın, 2,5 kilometre böyle taşıyacaksın ceylanı yani. Anlatabiliyor muyum? Selamun aleyküm. Bir de bunlar gibi enayi olacaksın. Ne anlatıyorsunuz acaba siz be? Şş, telefondan Wi-Fi'ni açsana, internette bir şeye bakacağız, çıkacağız. Hadi bakalım. Kardeşim, hiç ona gerek yok. Biz baktık, siz gayet dolandırılmışsınız yani. Eski haber o oğlum. Vallahi eski haber yani. Hiç öyle bir şey yok. Hiç merak etmeyin. Bir banka sorunu vardı. Böyle bloke edilmişti. Biz teminat yatırdık 500'er kağıt. Oradan o işi hallettik. Sen o takma canım. 500 kağıt. Evet. Teminat. O zaman sizi iki kere tokatlamışlar oğlum. Nasıl tokatlamışlar la? Sizin Tosun paralar alıp Arjantin'e kaçmış. Yok mu sizin haberiniz? Bizim Tosun Arjantin'e o tatile gitmiştir veya bunu aldı tabii adam buralarda. Onun hesapları bloke olmuştur. Biz bir 500 kağıt daha versek acaba bloke kalkar mı acaba? Kalkar. Kesin kalkar. Olmaz mı be? Ay o zaman gitti mi bizim Bitcoin'lar? Bitti abi yani. Bittin sen cuma. Bittin. Din. O zaman ben ne yapayım? Kaçayım ben. Gel lan. Kaçayım. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Gel lan. İsmail, öldürmene gerek yok. Zaten bir gün hepimiz öleceğiz bunun. Bunlar bir tur daha atarlar hacı. Yardım etsin sana. Öldüreceğim sakın bu sefer etsin lan. Selamünaleyküm Bozdur babacığım. Sizden son bir ricam da olacaktı. Yine ne var İsmail? Kredi kartınızla bana gidiş dönüş uçak bileti alabilir misiniz diye soracaktım. Arjantin'e gideceğim de. Arjantin? Arjantin'de ne işin var lan? Yok muydu bizim Bostan Bahçılar? Şimdi bir süredir yoklar. Çünkü kendileri zaten çoktan Arjantin'e intikal etmişler Bozdur bacım. Ben de hani diyorum ki gidip peşlerinden paralarımızı geri alayım. Paramızı kurtarayım ya. Niye haydi derlerinde kalsın ki paramız? Bozdur baba yalnız sonuçta bizim helal paramız yani onlar. Kendileri bizim boşluğumuzdan faydalanıp tokatlamışlar bizi. O yüzden son çaremiz. Ne? Ne? Allah belanı versin İsmail. Oğlum beni bitirdin ulan. Yazıklar olsun İsmail ya. Beni de yaktın, beni dolandırdın ya. Ben gidiyorum yani. Halim varsa gör, bitti ya. Buraya kadar terk ediyorum ben. İşte. Allah belanı versin. Allah. Beni bitirdin. Kovuyorum lan seni. Kovuyorum lan. Çekil lan. Allah belanı versin. Seni bitirdin ulan. Beni bitirdin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş sana zahmet bir çay vereceğim be. Ustam helal olsun sana be. Bunca yıldır uğraşıyorum, senin şu sosyal medya patlamanı ben yapamadım ha. La bebe baksana buradan bir patlarım. Vallahi Big Bang zayıf kalır ha. Zevzek. Kardeşim yani şimdi sen neden yani bu çocuğa bu kadar yükleniyorsun onu tam olarak algılayamıyorum yani. Biz mahalli olarak sizinle gurur duyuyoruz hacı. İnternet bu olaylarla çalkalanıyor yani. Birincisi Bostan Bank olayı, ikincisi hacı adaylarının otobüsünü çalman mevzusu yani. La bak hala çalmak diyor. Oğlum ben hırsız mıyım lan? O ya tamamen bir talihsizlikti yani o kadar.
Allah bunu şomaz yüzünü oldu her şey. Hayırdır? Neden şomazlıyım ben? Bu hacı dayıların otobüs mevzusu var ya, onu diyor. Ha, bir dakika, bir dakika. Ben seni baştan uyardım Şevka. Çıktığın yol, yol değil dedim. Şimdi hacı konuşma zamanı. Bak, esinin rızası olmadan böyle işlere kalkışırsan... o yol kıvrılır, kıvrılır, kıvrılır. Evrenin kuralı budur Şevkat. Niçe o parmağını kırarım senin oğlum. La oğlum bak, kimi insan vardır bak bir konuşur tamam mı? Lafı bereketlidir, yağmur yağdırır. Kimi insan vardır senin gibi lanet konuşur. Paso lanet konuşur yani. Sus, konuşma, konuşma. Bundan sonra sana felsefe yapmayı yasaklıyorum. Şevkat, konuşmamı yasaklayabilirsin ama düşünmemi asla. Koşun, koşun. İsmail çatıya çıkmış. İntihar ediyor. İyi. Hadi buyur. Yine aksiyon. Ah. Ya görüyor musun? Ben de zannediyorum ki 44. bölümdeyiz. Halbuki 1. bölümdeyiz daha ya. Atacağım kendimi aşağı. Görürsünüz. İsmail, in lan aşağı. İyi be, Mart ayındayız ya şimdi. Mart ayında olduğumuzdan çıkmış bu tepeye. Vallahi şimdi bütün hırsımı bu bebeden çıkaracağım ben. Oğlum bak, in aşağı, beni getirip de oraya. İn konuşak. Yaşamak bana haram, haram. Atacağım kendi başa. Siz de çıkın oradan bak. Gider ayak üstünüze, başınıza düşüp de vebalinizi almak istemem. Abisinin bak, yok yere bizi buraya getirdiysen yeminle burada meydan dayağı atarım sana. Atın, atın kardeşim, atın. Düşünün. Bir tekme de size attık tabii. Nerede kaldı la bu dünyanın adaleti? Hem bozkır babanın paralarını batırdım... hem de bir denecik aşkım teyzeni yitirdim la ben. Hayat koymuş bana zaten koyacağı kadar. Sizin attığınız dayak koymaz bana la. Çık oradan. Lan oğlum gel tamam. Dayak mayak yok. Gel lan. Yok yok. O düzenbaz cuma buraya gelmeden var ya atarım kendimi. Allah beni anlarsın. Atarım kendimi aşağı. İsmail. Allah zaten belanı vermiş seni. Ama sen... alman gereken dersi almadığın için tarih tekerrür ediyor. Yani aklının başına gelmesi için cuma ile daha ne kadar iş yapman lazım? Ya boş boş konuşma muhtar ya. O Şam şeytanını, o cuma... getirin buraya bak. Atarım kendimi. Miço, git taş cuma çağır. Tamam usta. Sakin olun lütfen yani. Nereden lan bize paralar? Talat Bey sakin olun. Allah'ını severseniz. Bakın karınca sürüsü gibi üşüştürürüz dükkana. Ben de sizin gibiyim. Ben de mağdurum. Benim de param gitti. Lütfen yani. Benim dükkanımın önünü meşgul etmeyin. Dağılın bakalım. Açın dükkanın önünü. Hadi. Paramızı isteriz. Paramızı. Ben... ulan dürücü. Çabuk öde bütün paraları. Sen çıkış yok sana. Sen nasıl girdin acaba zaten buraya? Nasıl girdin? Sakin olun. Sakin. Dümayi iş yapmayın. Bu devatüre giriyor. Lütfen sakin olun biraz. Ama sakin olun. İsmail abi şatıya çıktı. Cuma usta gelmez satlayacakmış. Ya bana ne be? Ben şu anda kendi canımla uğraşıyorum burada ya. Vallahi bu sefer ciddi ya. Ciddi mi? Hadi İsmail'i kurtaralım. Hadi Mehmet. Hadi. Evet önce İsmail'i kurtaralım tabii. Önce can sonra canan. Sonra bu konuları halledeceğiz Beyder Bey. Hiç merak etmeyin o iş bende. Ah İsmail ah! Dünya var ya bu yalan dünya. Yerin yedi kat dibi kapatsın la. Beni soracak olan olursa bir gariban İsmail vardı dersiniz. Atıyorum kendimi. İsmail, kardeş. Olan olmuş, ölen ölmüş. Tamam artık sen bu yaşadıklarından ders çıkarmaya bak. Bundan sonra da cumanın ipiyle kuyuya inmezsin. Boş boş işlerle uğraşmazsın işte lan. İsmail'cim, abisinin bak aşağı in. Ben sana bir tane meyve tabağı yapayım tamam mı? Böyle beynine kan gitsin kan. İn lan aşağıya. İsmail yapma. Yapma İsmail, atma kendini. Atla. Cuma gelmedi değil mi? Cesedimi dolandıramayacak, ondan gelmedi o. Benim ölüm değil, dirim lazım ona. O zaman tezeke gelsin kardeşim. Tezekem gelmezse atarım kendimi aşağı. Hacı biz buna bir şey yapamayacağız. Bu atlayacak, atlasın o zaman yani. Sen atla tamam mı? Ölürsen helvanı yeriz. Ölmezsen meydan dayağı atarız sana. Tamam lan, atlamayan. Atla lan o zaman. Bu ne la böyle? Bütün işi gücü bıraktık, seni peşinde koşuyoruz. Atla. Atlıyorum bak Şevkan, atlıyorum. Bay İsmail, hayat seçim ve tercihlerden oluşur. Şu an senin için seçim anı. O yüzden iyi düşün, doğru karar ver. Atlıyorum, atlıyorum. Bu kararını vermiş, artık saygı duyacağız Şevkat. Biraz açılalım da üstümüze sıçramasın bari. Tezenem, tezenem, duy sesimi tezenem. Benim böyle soğuktan tepelerinde martenler gibi bir başıma koyma tezenem. Lan İsmail. Ha. Ne bağırıyorsun ulan? Sesin ta eve geliyor, manyak. Tezenem ezeri yok ulan.
Atlıyorsan atla, atlamıyorsan in aşağı. Ne lan bu milletin çektiği? Bıktık ulan senden. Atla. Yemek gelmeyecek ha! Oğlum ümidini kes, adam gibi atla. Zehir çıktı mı bağırsakları? Yok lan çıkmadı. İsmail. İsmail. Bir şey olmamış ya la. Arkadaşlar, şu ileride benim bildiğim daha yüksek bir bina var. Rica etsem hep beraber bu kadroyu hiç bozmadan oraya doğru gidebilir miyiz? Benim tekrar atlamam gerekiyor da. Gel! Gel lan buraya! Gel lan! Efendim? Hoş geldin kocacığım mı dedin, duyamadım da. Hoş geldin Şevkat. Sefalar getirdin. Otursana. Oturayım. Hayır ben anlamıyorum. Bu rahatlık nereden geliyor? Bir de hiçbir şey olmamış gibi sana hoş geldin dememi falan bekliyorsun. Ne var ki kızım ya? Ne oldu ya? Bunlar bizim günlük rutinlerimiz ya. Sen arada evi yakacaksın. Ben arada karakolda sabahlayacağım. Böyle beraber gül gibi geçinip gideceğiz. Yok öyle rahat gül gibi geçinip gitmek falan. Bak burada ne var? Neymiş o? Sana deli diyorlar. Ya bana hep deli derler zaten. Yani bu öyle yeni bir şey değil ki kızım. Ama bana da bu adam deli. İstersen tek taraflı olarak bu evliliği bitirebilirsin diyorlar. Yok artık daha neler. Var vallahi daha neler var neler. Yani benim asabımı bozma, iptal ediveririm bu evliliği ha. Nereye ediyorsun ya? Nereye ediyorsun kızım? Bu yolda ölmek var, dönmek yok. Biz bu evlilik için ne kadar emek verdik, o kadar uğraştık ya. Nereye terk ediyorsun, iptal ediyorsun? Allah Allah, devlet öyle demiyor ama. Devlet istersen bu evliliği tek taraflı bitirebilirsin diyor. Ha bak, evliliğimize devam edebiliriz. Ama şimdi senin akli dengen yerinde olmadığı için sana bir kayyum atanması gerekiyor. Tabii benden başkası da düşünülemez bu pozisyon için. Yani ben senin kayyumun olacağım. Yani bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksın. Ne yapmak istiyorsan gelip benden izin alacaksın, tamam mı? Allah Allah ya. Ha tamam ben deliyim de ya sen sanki çok normalsin, hareketlere bak. Bak. Ha, buyur işte. Tipik bir deli hareketi ya. Ha 46 raporunu sen aldın. Şimdi ben mi oluyorum deli? Bak artık bir dakika daha bir şey atarsan artık nefsi müdafaya girecek. Ondan sonra da günah benden gidecek. Karışma ha. Karışma zaten. Bundan sonra her şeye ben karışacağım. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Bütün kararları da ben vereceğim. Eyvallah benden günah gitti artık. Yapacak bir şey yok. Şevkat bak sakın pişmanım. Vallahi kusura bakma. Sen başlattın ben de tüy diktim ya. Öyle mi? Evet öyle. Ne yap? Sadece senin mi yastığın var? Ha? Sadece senin mi yastığın var sadece? Ha? Ha? Çocuklar ne oluyor? Anam yeme yapma kurban olayım. Ay. Seni öldürürüm. Nereye öldürüyorsun? Koşun seni. Nereye öldürüyorsun ya? Ay yuva yıkılıyor. Yuva yıkılıyor. Kavga ediyor bunlar ne yapsam. Kavga ediyor kavga. Anam bağırıyorlar birbirlerine. Anam. Ay. 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 Hala nasıl vuruyor bak. Ah Ahmet. Ne yapıyorsunuz gene çocuk? Ay, 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 ay sen yapma. Ne oluyor çocuklar ya?
çocuklar. Çok ayıptır, çok ayıp. Hiç bakayım. Allah aşkına çocuklar, ne oluyor burada böyle? Anlatsın ne olduğunu, anlatsın hadi. Anlatırım tabii, tabii ki ben anlatacağım. Çünkü artık yetki bende. Bak hala ne diyor ya? Kızım sen önce bir git, deli misin, değil misin? Ona bir baktır benim ağzım. Ben de sana da... Ama siz cicim aylarında böylesiniz. Ben sonrasını düşünmek bile istemiyorum. Kızım güzel güzel, tane tane anlatsana ne oluyor? Kara kedi girdi çocuklarımın arasına. Kara kedi! İyi o zaman o kara kediyi derhal köyüne gönderelim geri. Çiftçik. Ya yok, alakası yok kara kediyle mara kediyle ya. Kara kedi buna ne yapsın? Bu zaten doğuştan arıza bu. Allah Allah, bana verdiler sanki 46 raporunu değil mi? Bak benim asabım bozma. Vallahi iptal ediveririm bu evi de. Hadi bakalım et istiyorsa. Nereye diyorsun? Et bakalım. Hadi et. Sakin ol sen. İkiniz de sakin olun. Bu şekilde hiçbir yere varamaz. İkiniz de köşelerinize çekilip düşünmeniz gerekir. Evet Şevkat ya. Biraz ayrı kalın bakalım. Sakın bak bu iş bitti falan sanma, seninle görüşeceğiz. Ben hala konuşuyor bak. Ne konuşuyor? Abi iş burada bitmedi. Şey olmaz böyle. Haydi. Haydi evet. Yürü dışarı. Ay bu ne böyle ya? Siz böyle her gün dozu arttırıyorsunuz ama. Haydi çabuk. Biz daha dışarı... altın vuruşu yapmadık, altın vuruşu. Dur. Hava alın, çıkın hava alın biraz hadi. Ben burayı temizleyeyim ya. Ay şuranın haline bak, nasıl temizleyeceksem. Ay niye oturuyorum ki be? Bak Şevkat, ben senin büyüğünüm. Yani beni dinle yavrum. Yani böyle bağırışla, çağırışla bir yere varamazsın çocuklar ya. Gözünü seveyim ya. Evet Şevkat. Tatlı tatlı konuşup bu işi çözmeniz gerekir. Ne tadı kardeş? Tat mı kaldı lan? Kadın çıkarttı raporu, yüzüme yüzüme salladı lan. Şu ana kadar neler yaptıysan artık onu sallamak zorunda kalmış Şevkat. Bak olanları düşünmelisin. Sebeplere bakmalısın Şevkat. Sakın sonuca takılma. Bugüne nasıl geldiğini düşün. Ya bakın çocuklar, zaten kafam atık. Yani bizi böyle eften püften şeylerle uğraştırmayın ya. Gözünü seveyim ya. Daha yolun başındasınız Şevkat. Neler neler yaşayacaksınız bu oğlum ya. Ya Bostur abi, o zaman gelsin otursun insan gibi konuşak ya. Hah işte. Esin'le konuşuyorsak şu an o da aynı şeyi söylerdi. Şevkat, orta yolu bulmanız lazım. Ne yapacağız kardeşim? Nasıl olacak o iş? Tarafsız bölgede buluşalım. Türkiye evinde. Toplanalım orada. Buluşalım, konuşalım, tartışalım. Çözelim oğlum bu işi. Ne var bunda ya? Yok valla kusura bakmayın. Ben böyle bir şeyi teklif edememesine. Tamam o zaman. Bir elçi gönderelim. İsmail'i gönderelim. Evet. Hayatta gitmiyorum. Ben şu an tezenemin yasını tutuyorum. Lan bana bak iç güveysi. Kafamı tasını attırma. Vallahi bütün sinirimi senden çıkartırım ha manyak. Biz ne diyorsak olacak lan. Git konuş. Bu mahallede herkesin gücünün yettiği bir ben miyim la? Üzüntüme bile kimsenin saygısı yok. İsmail. Mutluluk paylaşınca güzeldir. Sen git konuş, hele bir barışsınlar. Biz de onun kutlamasını yapalım, emin ol. O kutlamanın enerjisi senin hayatına da mutluluk olarak tesir edecektir İsmail. Vallahi mı? Tabii ki öyle. O zaman ben gidiyorum. İsmail. Vallahi manyak be. Kolay gelsin Zil. Oo, hayırdır Hacı dayı? Gece gece nereye ya? Mutluluk elçisi oldum da Zil. Gidip Esin'le konuşacağım. Şevkat, barış çubuğu uzattı da ona. Eğer kabul ederse Türkiye evinde şenlik var. Hepiniz davetlisiniz. Abisinin kokoriko diyorsun yani. Ben de sanıyorum ki aralarında bir problem var yani. Gelişmelerden bizi haberdar et. Hiçbir şey anlamıyoruz, duymuyoruz biz ya. Tabii tabii. Önce onların işini halledeceğim. Sonra kısmetse kendi işimi halledeceğim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Hayırlı selametle. Yani Esin'cim, bu kadar üstüne gitmesen ha. Şevkat'ı bile bile damarına basıyorsun ya. Bende de var o damardan Bahar, o da benimkine basıyor. Ya kızım, ikiniz de sinirlendiğiniz zaman şöyle iki adım geri atacaksınız, bu kadar. Önce o geri adım atsın o zaman. Ya bir kere de hatasını anlasın. İsmail hoş geldin, gel. İsmail geldi İsmail. Gel çocuğum gel. Merhaba. Hayırdır İsmail, ne var evladım? Vallahi hayır mı şer mi göreceğiz. Erkek tarafından haber getirdim de size. Al işte bak. Kendisi gelmemiş, böyle posta güvercini göndermiş. Esin ama. Ne dedi çocuğum?
Barış çubuğunu Türkiye evinde içelim diyor. Tarafsız bölgede. Gelmem ben istemem. Aa, fazla uzatma artık sen de ya. Hayır bak, fazla naz aşkı sandırır. Ama Esin gerçekten be çocuğum. Yani şimdi bak, laf aramızda. Aslında sen de ona koşmak istiyorsun ama o inadın yok mu inadın? Biraz kız şu inadını be yavrum. Esin'cim lütfen. Bak ben de genç değilim, yaşlanıyorum. Sizin iyiliğinizi istiyorum. Güzel haberlerinizi duymak istiyorum güzel kızım. İyi tamam, söyle, geleceğiz akşam. O zaman ben gidiyorum. Hadi güle güle çocuğa. İnsanoğlu kuş misali valla, bir orada bir burada. Ama havadisler de bende. Müjdemi isterim. Hayırdır inşallah. Ne dedi, tamam dedi mi? Dedi dedi. Ha. Tamam o zaman. Hadi gidelim, hazırlık yapalım. Yaparım tabi, mahcup olmayalım. Herkes geliyor. Lan. Herkese mi söyledin oğlum? Haberi herkese uçurarak geldim Şefkat'cığım. Hiç merak etme ya. Yolda Gizem'le sana bir de aradım. Onlar da geliyorlar. Gelmedin, gel. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Ben seni böyle uzaktan bakışmak için mi sevmezsin? Niye sevdin? Bu hayatı birlikte keşfedelim, birlikte yaşayalım diye sevdim. Birlikte gülelim, birlikte ağlayalım diye sevdim. Ama sen böyle uzakta olunca ben nefes alamıyorum. Öyle olunca ben de çok üzülüyorum. Hiç istemiyorum böyle olmasını. Çok seviyorum ben seni Şevkat. Yani sana sinirlendiğimde, kızdığımda gelip bana sarılıp sakinleştirmeni istiyorum aslında. Sen benim kalbimin kara kutusun Esin. Şu hayatta olan olmayan her şey sana dair. Sen yoksan ben de yokum. Şükür, ben de çok mutluyum şu an. Ay. 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 Ay.
biz yürüksüz çöpüranın kökü yandı. Ne yapıyorsun şöyle yerlerde lan? Baba! Baba! Ben İsmail'i çok seviyorum. Ben onsuz yaşayayım baba. Mutluluk var ya, hakikaten bulaşıcıymış ya Bozkır baba. Bak, Yasin'le Şefkat'i barıştırdık, tezenim de geldi. Artık dünya umurumda değil. Gel lan buraya, gel. Gel. Affettim ulan seni ya. Ulan gözüme de bayağı sevimli gözükmeye başladın ha, eşek. Sağ olasın babacığım. Ya canım ailem benim. Çal işte, çal. Çok iyi oynadık ha. Evet, evet. Sana bir şey diyeceğim. Neymiş? Kadın çarpıyor. Kalbimi çarptırıyorsun. Ve benim kalbim bugüne kadar hiç çarpmadı. Terk ediyorsun burayı. Bak bu geceyi de berbat etme. Ya oğlum merak etme ya. Bu sefer karıtımla geldim lan, karıtımla. Bak aldım, aldım. 46 raporunu aldım oğlum. Deliyim lan ben. Saldılar beni. Hey, orijinal mıymış? Deli lan bu. Arıza börek ya. Bahar! Ulan var ya. Akıllısıyla, delisiyle de çok seviyorum ben bu mahalleyi ya. Hadi bir halay çekin o zaman. Hadi. Hadi hadi. Hadi.
mi? Yaz kısım mazlum, gönlü de zengin. Yaz kısım mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi. Yaz kısım mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi. Adaletin beklisi, işte çekemez kablisi. Sevdası mahallesi, geçmez selamsız ahalisi. Kötüsü ve iyisi refleks, bin kat gelir bak. Dikkat, delikanlı şefkat yerinde. Yaz kısım mazlum, gönlü de zengin. Yaz kısım mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi.